Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmez hele ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unuttum bildiğimi doğarken. Hatırlamak gelsin, hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unuttum bildiğimi doğarken. Umudum ölmeden hatırlamak. Sen kime süt bebesi diyorsun oğlum? Hop! Sana ben diyorum oğlum. Yavaş gel. Sınıflara, sen kal yakış. Evet hocam. Adın ne senin? Mert Yılmaz. Olduğunu biliyorum. Bilse gelir mi diye sormuştum. Sen gelir dedin. Oğlum benim. Babalar evlatlarını ortada bırakmaz. Bir yolunu bulur. Mutlaka sonunda gelir dedin. Dağları aşar yere gelir. Karısından çok şey güzel. Thank you.
Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı yok. Ben Arzu Hanım'ın oğluyum. Senedini almaya geldim. Nasıl? Böyle. Ne kadar var burada? Gereğinden fazlası var. Senedi alayım. Senet kolay da ben bir patronla görüşeyim. Hı? Tamam. Patrona haber ver. Arzu Hanım'ın oğlu geldi, senedini alacakmış işte. Tamam. Hı? Hemen gelsin. Buyur birader, otur. Hayal. Anne, sen git eşyalarını hazırla. Tamam yavrum, şu şeyi al da. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım. Bugün öğrenci olan benim. Aklından gönlünden geçen ilk soruyu sen sormadan ben cevaplayayım. Bilmiyordum. Bundan sonra sorularımın cevaplarında doğru yanlış ne varsa her şeyi bilmek istiyorum. Beni ne zaman öğrendin? Annen geldi. Oğlunun yaşamak için sana ihtiyacı var dedi. O gün öğrendim. Donör olmanı mı istedi? Ben hayatımda bu kadar acılı, bu kadar kederli birini görmedim. Korkmuş. Çok korkmuş. Korkma dedim Derya. Korkma. Başaracağız. Yeneceğiz o melun hastalığı. Korkma oğlum, tamam mı? Sakın korkma. Sade hocamın her sözüne inanırım. Sözü kanun gibidir. Yerine getirir. Sana inanabilir miyim baba? Bundan gayrı. Peki ne oldu? Yollarınız niye ayrıldı? Derya Yılmaz bana yalnızdım, tek başımaydım, çok çaresizdim dedi. Niye bunları hissetti? Sizinkisi mecburi bir ayrılık mıydı? Yoksa Derya Yılmaz senin için bir gençlik hatası mıydı? Ben bir gençlik hatası mıyım? Hayır. Derya benim gençlik hatam değil. Bunu söylemek büyük haksızlık olur. Sevdin. Sevdim. Çok sevdim. Günlüğünde okumuştum. Emin diye birinden bahsediyordu. O sendin. Bendim. Emin Güngören. Çok sevmiş. O da seni çok sevmiş. Ya sevdim madem, niye çekip gittin? Onu korumak için. Kimden? Kendimden. Kendimden. Benim vesilemle başına gelebileceklerden korkup çekip gittim. Peki bir oğlun olduğunu bilseydin yine de gider miydin? Giderdim. Bin kere giderdim. Zarar gelmemesi için oğluma. O pis, kokuşmuş, karmakarışık dünyadaki dertleri halledip gelirdim. Yalnız bırakmazdım evladımı. Büyüyüşünü izlerdim. İlk adımını, ilk baba değişini, ilk okula gidişini, ilk bisiklete binişini. Seni yalnız bırakmazdım ben. Peki baban, yani dedem, babaannem onlar yaşıyor mu? Babaanneni toprağa verdim. Allah rahmet eylesin. Akrüleli neneciğim benim. Bir gün mezarına gideriz. Çiçek ekeriz. Baba oğul beraber. Allah rahmet eylesin. Amin. Dedeni... Deden meçhul. Bir gün çekip gitti, bir daha da gelmedi.
Nerededir? Ne yapar? Kim nedir? Bir ailesi var mı? Bir evladı var mı bilmem. Bunların hepsini konuşacağız. Peki. Bunca zaman neredeydin? Nerede yaşadın? Yani öğretmendin. Tayinin mi çıktı buraya? Nasıl oldu? Hayat beni oradan oraya sürükledi. Tayin de diyebiliriz. O şehirden o şehire. O diyardan bu diyara. Sonra buraya geldim işte. Bu okulun kapısından girdiğimde burada oğlumla karşılaşacağımı bilmiyordum. Kadir, burada tanışmak varmış. 17 sene sonra. Hep beraber bu hastalığı def edeceğiz. Sakın korkma oğlum. Sen benim oğlumsun. Benim oğlumsun. Seni hiç kimse, hiçbir hastalık benden alamaz. Hiçbir hastalık. Sakın korkma oğlum. Sakın. Sakın. Bu mu? Bu patron. Demek gidiyorsun ha Arzu. İnşallah. Yeni bir hayat diyorsun yani. İnşallah. Lan burayı her parayı koyan mekanımızda kadın çıkarsaydı konsu biz yapardık. Al paranı, yürü git. Aras tamam, tamam hadi kalk. Hadi tamam oğlum, hadi, hadi. Ben gereğinden fazla para getirdim. Yürü! Seni de almak istiyorum ben. Hadi birader uzat. Aras, Aras! Uzatma. Bırak anne! Bırak anne! Bırak! Annem bırak! Bırak! Anne bırak! Bırak! Hakkı! Hakkı yapma! Hakkı! Bırak anne! Aras! Yapma! Bırak lan annemi! Aras! Bırak annemi! Anne bırak! Aras! Asuman. Ay. Ay niye açmıyorsun telefonunu? Ulaşamıyorum sana. Mert'i de arıyorum. Aa şey, Mert uyurken ben onu sessiz aldım. Öyle kalmış. Ne oldu? Buldun mu Mert'i? Ya arıyorum işte. Telefonu kapalı. Sen de bakmıyorsun. Ne oldu bu çocuk? Düştü mü kaldı mı? Ay ne düştü kaldı? Tamam merak etme. Babasına gitmiştir. Onun yanındadır. Ne dedin sen? Asuman. Ben bir şey demedim. Vallahi hiçbir şey demedim. Bak. Bence Sadi'nin yanına gitti yani. Ama ağzımdan Sadi lafı çıkmadı. Bak Gizem yanımdaydı. Tamam mı? Al istersen Gizem'e sor. De ki Asuman Mert'e Sadi dedi mi diye ama gitti yani. İyi ki şahidim var. Peki sen söyle. Nereden öğrendi babası olduğunu? Çok kötü durumdaydı çocuk ya. Ne oldu söyle? Ne oldu? Yani geldi yanıma böyle. Ben dedi babama sarılmadan mı dedi. Onun yüzünü görmeden ölüp gidecek miyim dedi. Böyle nasıl üzgün ya acıların çocuğu gibi. O ağladı ben ağladım. Dedim üzülme oğlum dedim. Baban sana sarıldı sen de ona sarıldın dedim. Öyle moral vereyim istedim yani. Asuman ne yaptın ya? Ne ben bir şey yapmadım.
Hiç bir şey demedim yani. Peki Sadi dedin mi? Bak Sadi adını kullandın mı? Ya demedim diyorum. İki gözüm önüme aksın da evliya çapsın demedim ya. Vallahi demedim. Ama öyle baban sana sarıldı, sen de ona sarıldın deyince çocuk o kadar akıllı ki. Çok akıllı çocuk, doğru musun? Bak yemin ederim sana çok akıllı. Çünkü böyle şey gibi, dedektif gibi anında çözdü biliyor musun? Fişek gibi fırladı gitti yani. Ya bak ben ne diyorum biliyor musun? Ara Sadi. Sen bu fırsatı kullan diyorum ya. Neredesin Sadi'cim de? Oğlum senin yanımda mı de? Gel bir yemek yiyelim de. Ya aile olun tekrar, aile. Asuman. Ya önüne gelmiş fırsat. Kıvrak ol, kıvrak. Bu fırsatı tepme. Hadi ara. Allah'ım inşallah üçünüz aile olarak beraber dönersiniz ya Rabbim. Allah'ım dualarımı kabul et ya. O iş öyle olmaz la, o iş yaş. Anan arıyor. Alo. Alo Sadi, merhaba. Şey, ben Mert'e ulaşamıyorum da babama gidiyorum demiş. Sen gördün mü? Merak etme, merak etme. Yanımda, yanımda. Bir uzattık muhabbeti biraz, baba ol. Yanımda, merak etme. Ay çok şükür. Çok şükür. Tamam, teşekkür ederim. İyi mi peki, durumu nasıl? Aslan gibi, kartal gibi. Kartal gibi aslanım benim. Merak etme, tamam mı? İçin rahat olsun. Tamam, teşekkür ederim. Alıştı. Ha işte boş boş gelip bana yeminler ettirmeler filan. Söylüyoruz. Bahri. Hay Allah'ım ya. Bak 10. kez söyledim, 11.yi söylüyorum sana. Tamam diyorum, inandım diyorum yahu. Tamam, o partiyi sen organize etmedin Bahri. Yemin... Oğlum yemin etme. Yahu yemin etme. Niye yemin ediyorsun ya? Tamam, kesin başsavcının altından çıktı ya. Ben zaten öyle düşünüyorum. Heh, onu diyorum işte. Eniştenle çok iyi anlaştıklarından. Bilmiyorum, gelmemiş daha eve herhalde o. Tamam, söylerim söylerim, merak etme, tebrik ettiğini söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tamam, sen de Melike'ye selam söyle. Tamam Bahri'cim, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ey Bahri, Bahri sen de bizden daha heyecanlı çıktın ya. Duyuyor musun kız? Vallahi bu küçük dayı çok heyecanlı senin için. Kendi baba olunca ne yapacak acaba? Cık, o zaman yandık biz. Biraz uzanayım, yoruldum. Kocam geldi. Kocacığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Göreyim mi suratını ya? Göremiyorum. Ay ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bugün bulantın falan var mıydı? Bulantım yok. Hı. Yok ya, öğrendikten sonra her şey tersine dönmeye başladı biliyor musun? Daha çok aşeriyorum. Bugün şubede iki pasta gömdüm ben. Hadi canım. Evet, iki dilim kocaman. Kimin pastası? Bu senin. Hadi canım. Melike duramamış, bütün şubeye söylemiş. Evet, bana bir sürpriz yapmışlar, öyle biraz eşek şakası gibiydi tabii de. Öyle yani. Oy. Sana da getirdim bak. Nerede o? Sana da ilk kızının ilk pastasından. Ne kadar güzel. Ben de anlamadım. Sağ olun. Bir şey olmuş sana? Yok. Mert. Ne oldu Mert'e? Yok iyi iyi. Yani aynı. Aman bir şey oldu evet. Ne? Korkutma Sadi. Bugün oğlum bana baba dedi. Konuştunuz mu?
konuştuk. Ağlaştık. Sarıldık. Sarıldık. Ben deyim 17 dakika, sen de 17 sene. Sen az duydun mu, abin baba demiş. Evet. O da diyecek. Baba. Abi. Ne? Biz de böyle kızım diyeceğiz. Emret kızı diyeceğiz. İkisi de sana sen çok güçlü bir babasın diyecek. Biz bu elim kazadan ötürü çok üzüldük gerçekten. Evet. Ama bizde de ihmal var. Kesinlikle. Bu sektörde günlük sigorta yapmak gerekir çalışanların. Evet. Biz bu konuda sınıfta kaldık. Keşke Mehmet Bey kaza geçirmeseydi. Ama yapacak bir şey yok. Ya ama biz şu anda elimizden geleni yapacağız. Şu anda telafi etme zamanı. Nasıl telafi edeceksiniz? Hı? Adam kalkamıyor ya. Ha, haklısınız. Elimizden gelen ne varsa artık maddi, manevi her şeyi karşılayacağız. Yani... Bu civarda bitmiş projelerimiz var. Oradan çok güzel bir daireyi şey, sizin için ayarladık. En büyük daire. En büyüğü, en büyüğü sizde o. Yani evet, en bütün güzel ihtiyaçlarınız karşılanacak. Hepsi. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ne zaman? Nasıl? Hemen şimdi hemen müsait kalkalım, otele gidelim. Evet. Hemen işlemleri halledelim. En anladım. Güzel yeri de verelim. Onu tabii. Evet, en güzel dedik zaten. Şah. Gerçekten. Hemen tabii kesinlikle. Tabii ya. Buyurun isterseniz siz. Mehmet Bey aynı zamanda siz muhasebeci misiniz? Onu öğrendik. Kimden? Şeyden. Bir beyefendi bir tane o söyle. Zaten biz Mehmet Bey gibi değerli bir insanın şirketimizde çalışmasından biz çok memnuniyet duyarız. Masa başı işi, tekerlekli sandalyeyle çalışılabilir. Hemen başlatalım. Hemen. Maaş konusunu da hiç merak etmeyin siz. İşte. Asuman abla. Ay Mert. Ay çok şükür çıktın geldin ya Rabbim, yavrum benim. Ay buldun mu babanı? Ha? Bak. Hem hastasın, hem de gittin böyle sırların peşine düştün be oğlum, ha? Ne oldu? Yoksa Derya ile ilgili başka sır mı buldun? Tansuman abla içeri geç. Geçeyim. Benle ilgili bir şey yok nasıl olsun. Alo Meltemciğim, gelmene gerek kalmadı. Sadi'nin yanındaymış Mert. Oh şükür, ay şükür Derya. Yani vallahi bu çocuk gerçeği bir şekilde öğrenecekti. Zor yoldan öğrendi ama öğrendi işte sonuçta. Ay şimdi bana daha çok kızacak. Geçecek, geçecek hayatım benim. Neleri atlatmadık, bu da geçecek. Sabırlı ol sen. Derya! Kapatıyorum ben, geldiler. Bak kimler geldi. Otur. Hah, hadi ben sizi yalnız... Sen de otur Asuman Hanım. Sen de otur. Derya Yılmaz. Pandora'nın kutusu açıldı. Senin benden sakladığın gerçeğin ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Ben bugün bir mezar kazdım. Diri diri gömdüğün babamı içeriden çıkardım. Meğer benim babam yaşıyormuş. Meğer benim babam burnumun dibindeymiş. Her ikimiz de birbirimizden habersiz her gün birbirimizin yüzüne bakıyormuşuz. Ben bunu sana söyleyecektim ama ameliyattan sonra söylemeye karar verdik. Ameliyattan sonra? Kimle aldın bu kararı? Abanla. En azından
Beni seviyormuş. Değil mi? Ben bunu öğrendim. Babamdan benim için iyilik istemişsin. Tabii ki seni seviyorum. Şüphen mi var Mert? Benim ne yapmam gerekiyor? Gerçekten anlamıyorum. Benim ne yapmam gerekiyor? Babamdan iyilik istediğin için mutlu mu olayım? O adamdan bir oğlu olduğunu sakladığın için senden nefret mi edeyim? Ne yapmam gerekiyor? Bilmiyorum ya. Ben senin hakkında hiçbir konuda karar veremiyorum ya. Mert yapamazdım. Baban evli. Bir karısı var, bir ailesi var. Ailesinin huzurunu bozamazdım. İşte bak bu konuda tümüyle yanılıyorsun sen ya. Senin taş üstüne taş koyarak ördüğün duvarların yıkılırdı değil mi? Senin kendi huzurun bozulurdu değil mi? Hem hangi arkadaşlıktan bahsediyorsun sen? Ne arkadaşlığı? Siz Songül ablayla kendinizi nasıl kandırabilirsiniz ya? Bunu nasıl yapabiliyorsunuz siz? Sen Meltem abladan ayrı kalabilir misin? Duramazsın. Ama Songül abladan ayrı durabilirsin. Ve emin ol o da senden ayrı durabilir. Sizin arkadaşlığınızın zaten baştan temeli bozuk. Bunun farkına varın artık ya. Ha. O çürük temeli de zaten ilk başta sen atmışsın. Mert. Artık beni suçlamaktan vazgeç. Ya biriniz de sormadınız bana ne düşünüyorum, ne hissediyorum diye. Sanki ben tek başıma mı yaptım bunu? Tek başıma üstlendim bu yalanı. Biriniz sormadınız bana. Tamam. Neyse söyleyin cezamı kesin çekeyim artık. Yeter bitsin ya bu kadar üstüme gelmeyin ya. Yeter ya. Mert ben seni çok özlüyorum. Lütfen yanına yaklaşmama izin ver lütfen. Lütfen sana oğlum dememe izin ver. Lütfen. Ben o hakkı elinden almamıştım ki deseydin, oğlum deseydin, sarılsaydın, bir şey yapsaydın ya. Sana anne dememi bekliyorsun değil mi? Tamam deme. Deme. Ama sadece bir adım at. Ya da atma. Sana biraz yaklaşmama izin ver. Bu kadar duvarları örme bana. Lütfen. Sakın. Sakın. Sakın benim sana sevgimi sorgulama. Senden tek bir şey isteyeceğim. Tek bir şey isteyeceğim. Ne istersen. Karşıma geçip bana böyle bakma. Benimle ilgilenme. Beni rahat bırak. Bak ne olursun beni rahat bırak. Yalnız kalmak istiyorum. Belki çok uzun sürecek. Beni rahat bırak. Nasıl istersen. Ay, yeter artık kanırttığın Derya'ya. Üf, gitme çocuğun üstüne. Bak, inada dışahlandı çocuğun kime benzediyse. Abi biliyorum kime benzedi, baba tarafına benzedi. Sadi de seni terk etmişti, inadından geri dönmemişti. Neyse ben şey yapayım sana, bir bardak soğuk su vereyim kardeşime. Aras. Aras ne yapıyorsun o silahla? Yok bir şey her zamanki mevzular. Aras. Aras ne oldu sana? Kim yaptı bunu Aras? Prenses kavgada yumruk aranmaz. Yani normal her zaman olan şeyler bunlar. Doğruyu söyle bana. Kim yaptı bunu? İnan. Hiç üstünde durmaya gerek yok tamam mı? Çok basit bir şey.
Madem üstünde durmaya gerek yok, ne yapacaksın o silahla? Kimden ne intikamı alıyorsun sen? Ya kimsenin intikamını almayacak. Önlem amaçlı. Önlem amaçlı. Bak, ne yapmak istediğini, ne meselen olduğunun hiçbir şey bilmiyorum. Ama öğrenmeden şuradan şuraya gitmene izin vermem. Hayır. Duyuyor musun beni? Ha? Söyleyecek misin yoksa? Yoksa ne? Aras tamam bak, yık yap dök. Sen ne yapmak istiyorsan yap ama anlat bana. Sen benim sevgilimsin. Ben senin neyinim Aras? Her şeyimsin sen benim. İnsan her şeyinden hiçbir şey saklamaz. Hiçbir şey. Buna acıları da dahil. Ne olur anlat bana lütfen. Ben bu şeye gittim. Pavyona. Annemi tuttukları yere. Anneme senet imzalatmışlar. Bir sürü borcu var. Ben parayı da bir şekilde denkleştirdim. Hatta fazlasını denkleştirdim. Gittim bunlara. Alın parayı verin senet diye. Her para getiren buradan kadın çıkartacak olsaydı dedi. Bir de üzerine daldılar işte bana. Yani... Ya ben ya annemi kurtaracağım ya da katil olacağım. Anlıyor musun? Katil olacağım. Aras sen kendini kurşunlamaya mı gidecektin? Prenses anlamıyorsun bak bu mesele... Nasıl anlamayayım Aras? Ben her şeyi anlıyorum. Ha biliyorum söz konusu annen. Yıllar sonra ona sarılmanın ne demek olduğunu ben tabii ki biliyorum. Ama başka bir yolu olmalı Aras, böyle olmaz. Ne olur biraz mantıklı düşünelim lütfen. Biraz sakinleş lütfen. Ya aile neyin mantığından bahsediyorsun? Annem orada o adamlar tarafından esir tutuluyor. Benim burada elim kolum bağlı, anlıyor musun? Bu ne demek biliyor musun? Bu ölüm gibi bir şey. Ölüyorum gibi. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim canım acıyor. Canım çok acıyor lan. Çok acıyor. Çok acıyor. Bak. Sonuç ne olursa olsun yine de anneni kaybedeceksin. Aras farkında mısın? İçeri gireceksin sen. Ya seni ne annen kaybetmek ister ne de ben. Bak ne olur biraz sakinleş lütfen. Gel birlikte düşünelim. Lütfen Aras. Tamam. Tamam. Doğru söylüyorsun. Ben biraz düşüneceğim. Ama... Aması yok. Söz ver bana. Söz ver lütfen. Tamam. Söz. Birlikte geleceğiz üstesinden, tamam mı? Birlikte geleceğiz. Kurtaracağım annem. Ne pahasına olursa olsun onu oradan kurtaracağım. Onu orada bırakmayacağım. 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 Zimbabwe mafyasına karışım ya. Benim tanıdığım Songül Payaslı bunu yemezdi ama. Sadi! Yeter artık ya. Anlatma, pişman ediyorsun. Tamam. Şaka yapıyorum. Peki, bir şey soracağım sana. Bu Zimbabwe mafyası hangi işle iştigal ediyor tamam? Senin işinle iştigal ediyor Zimbabwe mafyası benim... Bak. Ya sinirimi bozma, güldürme. Allah'ım seviyorsan yapma ya. Güzel kardeşim. Mıcık 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 yapıyorsun, ben biliyorum. Taylan abiyle, Ahmet abiyle hep 10 yıl dalgasını geçeceksiniz bunu. Koskoca adamlar dalga geçecek, başka bir şey bulamadılar. Deme lan. Bak, sade. Niye 3 tane yaptın? Bu seniz için yapıyorsa 9 ay daha beklemen lazım. Soğuş. Oy, güzel kızım benim. Yok, ona daha var ama şey için be, yaveri çağırdım ben. E söylemedik biz onu. İşte söyleyelim diyeceğim. Ya sen de söylemedin. Beraber söyleyelim. İyi, çok sevinecek o zaman. Gelir, birazdan gelir. İyi, tamam. Hadi şey yap, ara gelsin. Ya atla mesaj, 5 dakikaya burada. Yaz, bir sıkıntı var. Benim çekincelerim var. Ne oluyor ya? Sadi ne oldu? Bir şey olmadı. Korktum, söyle. Şöyle, geçmişte de buna böyle bir heyecanlı haber verirken ben çok başıma geldi. Bu düşüp bayıldı. Mert'i mi söyledin? Mert'i de söyledim. Böyle kaldı, 10 dakika böyle şuursuz baktı.
O yüzden şimdi korkum bu Senaz'ı da söyleyince düşüp ölebilir. Saçmalama Sadi, gözünü seveyim koskoca adam. Bak şaka yapmıyorum ya. Bu bir neden korkar bir de böyle haber. En fazla halay çeker, gözünü seveyim saçmalama. Mesaj at da kahvesi soğumasın. Geliyor, geliyor. Sen hakikaten şaka yapmıyorum, defibratörü şey yapıyor. Yaşadığımız her şeyi başa alıp tekrar düşündüm Sadi. Yaşadıklarımız tesadüf değil, olmamalı. Yıllar önce birbirimizi kaybettik ama oğlumuzun okulunda tekrar yollarımız kesişti. Belki de bütün bunlar yarım kalan hikayemizi tamamlamamız içindi. Belki de bizi geç kalınmış bir aile saadeti bekliyor. Sen, ben ve oğlumuz. Kendine iyi bak. Oğlunun annesi Derya. Şey soracağım sana. Derya ne dedi? Neye ne dedi? Hani konuştunuz ya Mert'le. Söylemedin mi? Derya mı? Evet. Niye söyleyeyim ki Derya? Oğlu var, onun anasına söylüyor. Yani mantık olarak onun ona düşer diye şey yapmadım yani. Yani söylemiş. Zaten dedi ben anneme gideceğim. Söylemiştir ya, saklayacak hali yok. Ben nasıl gelip sana söyledim? Tabii. Sen niye sordun ki? Ben empati kurunca kadınla doğal olarak hani yıllar sonra böyle bir şeyler oldu, ne hissediyor? Onu... Ne hissedecek? Yani benim hissettiğimi, oğlunun iyileşmesini istiyordur. Yani şu anda kendini öyle hissediyor yani, beklentide benim gibi. Ne hissedecek? Doğru ya, benim bir kafa gitti benim. Benim kafam gitti, boş ver. Tabii ki oğlunuzu düşüneceksiniz. Yani sen dua istediğin... et ki testin sonucu olumlu çıksın. Evet, inşallah. Zaten tek istediğim o. Yani iyi çıksın, garibim iyileşsin. Sonra da bu Senaz'ımıza doğum annenin önünde beraber bekleyelim. Volta atalım. 9 doğuralım. 9 fazla olur ama olsun. Beraber volta atalım. Ana geldi. Defibratörü hazırla. Ya defibratörlük bir şey yok. Karıştırma defibratörü. Aa, vallahi inan bana ya. Bak inan bana. Bu adam iyi değil. Halay çeker. Bayılır. Halay çeker. Sinirimi bozma benim. Halay çekecek. Ben onu sana söyleyeyim. Hadi. Var mısın iddiaya? Bak ben söylüyorum. Halay çekecek. Başka bir şey değil. Aç, buyur. Fayas ailesi buyurun. Selam abi. Ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim abi. Yenge. Aa yengem. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Vallahi özledim ha. Yüzünü gören cennetlik. Aşk olsun yengem ya. İşte onu diyoruz yaverim. Onu diyoruz. Aşk olsun. Oğlum sen geç. Buyur buyur. Aslanım ben. Aşk olsun, aşk olsun. Olsun da hak edenle olsun diye düşünmüştüm ben tabii herkes. Ağam konuyu değiştirmek istersen çekinme. Oğlum kendi kalene röveşat atıyorsun, ben ne yapayım? Doğru diyorsun, ben arada yapıyorum öyle şeyler. Kahveni iç, soğumasın. Kahve, o Allah'ı kaynanan beni seviyorum şu an. Sevmez mi öyle kaynanan, mis gibi damat bulmuş kendine o kızı verecek. Yine yaptım. Songül payaslı 10 points. Yaver payaslı 10 points. Öyle işte. Açsan bir şeyler ye mutfakta. Yo, ben hallettim yengem ya o işleri gelmeden. Ne dedin? Yeni bir yer açılmış. Aa, bak ayıptır söylemesi, gelmeden önce böyle 3 porsiyon kuzu şiş yedim. Kuzu değildir. Kuzu ama vallahi kuzu ya. Sütte bekletilmiş ha 3 ay bir de. Değildir oğlum, salata yemişsindir. Bir de beyin falan, beyin salatası geldi ortaya. Ya bir gün gidelim ha. Vallahi yiyelim. Size ben ısmarlayacağım. Vallahi senin belanı vermesin. Sus ulan. Birlikte yiyelim. Niye? Bir şey onu kastetme diyor. O salata yemiştir, o Sezar yemiştir. Şey karıştırmıyor. Niye, ne oldu ya? Ben böyle şey... Biraz hormonlarım coştu. Hormonlarımız kötü. Evet hormonlarımız çok kötü. Her tabii hamilelik sürecinde oluyor tabii böyle şeyler. Hormonlar şu hani hamile olmasam ağlayacak şeyim değil yani normalde yerim biliyorsun. Hormonlarımız çünkü. Ah hormonlarımız, ah hamilelik işte yani. Evet. Ağam sen de ya Allah aşkına ya. E tamam tabii canım, hamilelikte kadınlarda bu tür şeyler oluyorsa bana önceden söyle. Ne? Ne? Yenge bir dakika. Ne diyorsun sen şimdi hamile? Ağam bak
Kök, ben şimdi ikinci kez... Ya Allah! Ben şimdi amcam oldum ya! Abi sen ne diyorsun yenge? Sen hamilesin. O. Sen? Hamileyiz. 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 Allah! Diyarbakır güzel bağlar. Hanım el orke. Sular buz gibi çağlar. Lelale lorke. Lorke. Bu sesiniz içeride böyle. Ağlıyor. Defibratörle hallediyorum. İyi misin oğlum? Ha? Ben duygusallaştım. Ya ne diyorsun ya? Ağlama. Ay niye ağlıyorsun? Ya Bekir. Vurma. Ben kazandım. Ya sizi ben Allah'ınıza kurmasın ya. Tamam sakin ol yavrum. Sen doğurmayacaksın. Ben doğuracağım ya. Aa bu da bayılası geldi. İkimiz de kazandık gibi bir şey oldu sanki bu ya. Ödüm patlattı. Niye? Korkuluk muyum ben? Ay ne bileyim öyle bir anda arkamda belirdin. Korktum yani. Uyandıralım mı? Çok güzel kahvaltı hazırladım paşama. Hayır uyandırmayalım azıcık daha dinlersin. Çocuk şok üstüne şok yaşadı. Ne yaşayacak tabii. Nasıl yaşamasın? Anasıyla babası mezarlarından çıktı. Hortlak gibi karşısına çıktı çocuğun. Ağır bir şey bu Derya'cığım. Kaldırılabilir mi? Bak hasta oldu çocuk işte. Yani. Dur ben açarım dur. Gülseren geldi. Gülseren geç. Merhaba Asuman Hanımcığım. Ay geldi. Derya der. Hiç gelemedim soramadım. Ben sana çorba yaptım hemen. Bir de memleketten bal getirttim. Şifa olsun diye Mert oğluma. Ya o balın yarısını ayır da biz yüzümüze sürelim. Böyle parıl parıl parlayalım. Ya şifadır. Vallahi çok iyidir. Böyle kozmetik de estetik de hepsini unut bal sür. Uyuyor da. Şifadır tabii Asuman Hanımcığım ama bu Mert'e şifa olsun diye geldi ya şimdi. Ben size şifa olsun diye ayrıca getirteyim. Tamam. Unutma ama. Tamam mı? Unutma ama bu Mert'in bu. Değil mi? Tamam. Mert, teşekkür ederim. Hadi gel bir çay içelim yukarıda. Hadi. İyi. Hadi. Bir şey mi çıkartayım? Siz sohbet edin bari. İkiniz de babasız çocuk büyüttünüz. Konuşacak şeyleriniz vardır. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Otur baba otur. Yabancı değiliz ya. Eyvallah abi. Çay içer misin? Yok birazdan içerim. Ne yapıyorsun ya? Oyun mu oynuyorsun? Yok abi benimkini internetten hediye aldım. Tanışma yıl dönümümüz de. İyiymiş. İnternetten mi alıyorsun sen bunları? Evet abi. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ya sen... Bu baktığın sitede bebek kıyafeti falan var mı? Var abi olmaz mı? Bir şey diyeceğim ya o zaman biz bu siteden alabilir miyiz ya bir şeyler? Bir kıyafet ben sana parasını veririm ha. Ayıp ediyorsun abi kimi alacaksın? Songül yengemi alacağım. Songül yengeye mi? He. Sade abiyle yengem bebek mi bekliyor? Ya hayır var ya benim gevşek ağzıma yemin ediyorum. Oğlum bak benden duymadın ha. Tamam abi kimseye tamam. Söyleme. İyi. Sen şimdi... Aç bakayım. Bakalım abi. Abi çok güzel zıbınlar. Vay 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 ya şunlara bak ya. Yemin ediyorum var ya Buse Naz yeğenime çok yakışır bunlar ya. Bebek kız mı abi? Ya daha belli değil de kız olsun çok istiyorlar. Allah gönüllerine göre verir inşallah. Şunlardan bir tanesini seçelim ya. Tabii abi. Sipariş var, adres. Sade abinin ev adresini yazıyorum. Tabii tabii. Gönderen Yaver Göbekli Taşoğlu. Sen onu yok Yaver şey yaz. Yaver Payaslı yaz. Onu. Hatta dur bir dakika ya. Bir dakika şey yap sen onu. Meltem Gerencik. Meltem Gerencik? Oğlum yengen ya o da yengen ya. Sen karıştırma şimdi yaz.
Oğlum büyük gelin görümce kavgasını bitireceğiz bununla ya. Çok önemli. Hediye kartı yazacak mıyız? Yazıyoruz. Ne yazacağız? Dur ne yazalım? Ha. Sevgili görümcem Songül'e. Bunu giyecek olan fıstığın evliliğinize renk katması dileğiyle. Gelinim Meltem. Ya çok güzel oldu. Vallahi çok iyi oldu ya. Yemin ediyorum çok iyi oldu. İyi akıl ettin ha. Ya ver sipariş. Ver. Yapıştır. Oğlum tamam. Yoksa mağaza mağaza dolaşacaktım ya. Vallahi kurtuldum. Sen hadi şimdi bana bir çay getir. Tamam abi. Oh. Güzel oldu. Aferin lan yaver. 100 yıllık gelin görümce kavgasını bitireceğiz böylelikle. Harika oldu bu. Aferin oğlum. Ya şuna bak ne kadar tatlı ya. Hay canım benim. Hepsi çok güzel görünüyor ya. Vallahi hakikaten de güzel görünüyor. Siz de söyleseniz de bir şeyler. Siz de söyleseniz derken ben söyledik ya işte. Neyi söylediniz? Ben bunları kendime söyledim. Tabii kendime söyledim. Yok artık. Bunların hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. Yemeyeyim mi ya? Yani benlik bir şey yok. Ben dedim. Ben kendim yemem. Yeğeniniz iştahlı. Benlik bir şey yok. Maşallah. Yarasın yeğenime. Yarasın yarasın. Ama size söyleyeyim bir şeyler. Aç kalmayın yani. Siz et seversiniz. Etli bir şeyler söyleyin. Ha yok ya. Biz şey yaparız. Sen bir doyur karnını da. Kalanlardan böyle lokmalarız. Küçük küçük. Tabii tabii. Dayılar taş yesin, yarım şardan beş yesin değil mi? Haa, kendi tarih teyzeyle o ya. Ay, çok benziyorsunuz Başsavcı Musadi ile. O da aynı şeyi söylüyor. Birisade dedi. Haa, kocam. Hoş geldin. Otur kardeşim, otur. Kaykalın Rabbim Sarancığım, babanız geldi. Kaykılma ya, rahat rahat otursun bu Sarancığım. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Savcı, tebrik ederiz. Eyvallah kayınca. Tebrikler Sadi. Eyvallah Sayın Savcı. Oo, organize acıkmış, yemiş. Afiyet olsun. Organize acıkmış. Hepsini mi? Ha, çok komik. Oldu. Vallahi bakın bilmiyorsanız ben size hatırlatayım. Hamile bir kadının hormonlarıyla bu kadar oynanmaz. Özellikle açlık hormonlarıyla. O kadını üzersiniz söyleyeyim. Yazıklar olsun size. Vay be. Güzel. Vay be. Yediğim lokmaları bile sayar vaziyete geldim. Vay be. Bizim yaptığımıza ya. Dalga geçmek, sayınmak lokmaları diye. Afiyet olsun. Afiyet olsun bu sen azıma. Metin yiğitime afiyet olsun. Oh. Oh. Sen de bir tane. Ben de alayım. Ha? Hı? Ne? Ha? Hı? Okey. Ya da ikisini de bildin artık. Allah ne verdiyse. Sen de abartma. Abartma. Niye öyle diyorsun? Senden olsun 500 olsun. 5. Beşi bir yerde. 5 kardeşler. Sadece çok güzel hayaller de biz birer birer gidelim. Teker teker doğru. Hı. Peyderpey gelsinler. Sadece bu arada Songül samimiyetimize dayanarak bir şeylerden bahsetti. Geçmiş olsun hayırdır. Ha. Eyvallah Sayın Savcım. Yani ben sizden saklanacak bir şey değil diyor zaten. Kusura bakma ben söyledim. Estağfurullah. Zaten söyleyecektim de fırsat olmadı o keşme geçti. Durumlar öyle. Geçmiş olsun enişte. Nasıl büyük yerimiz? İyi daha iyi olacak inşallah. İşte babasının iyiliği de tutarsa, uyarsa bizim gibisi yok. Yani babasının iyiliği tutmazsa burada amcaları var. Amcalarınınki olmasa bütün emniyeti seferber ederiz. Yine de buluruz o iyiliği. Tabii canım. Adalet Bakanlığı'nda seferber ederiz. Eyvallah. İnşallah. İhtiyaç kalmaz da sağ olun eksik olun. Lafım olur Sadi. Yeğen demek evlat demek. Hem burada birimize bir şey olsa evlatlarımız kime emanet? Amcalarına, dayılarına, teyzelerine, halalarına. Öyle, öyle. Amenna. Ya uf, tamam ya. Vallahi zaten hormonlarım tavan yapmış, duygusallaşmaya meyilliyim. Gerek yok. Siz benim önümden bu tabakları alın ben çünkü artık zaten patlayacağım. 3. tabağı da yedim. Yeter yani. Çocuk 15 kere doğacak yanlışlıkla. Olsun. Oh. Tamam sen doyduğuna göre sıra bize geldi artık herhalde. Aşk olsun abi. Ye buyur. Buyur ye. Gözünü seveyim. Bu sen azımızı doyduysa o zaman biraz da iş konuşalım ha. Hayırdır sen sarıcığım? Operasyon falan var. Yok maalesef. Yani sanırım sorun da bu zaten. Şimdi biz Servet'i içeri aldığımızdan beri bütün adamlar ortalıktan kayboldu. Ya çok iyi saklanıyorlar ya da hepsi sıvıştı. Yani aslında beni endişelendiren saklanmaları değil de bu Servet'in oluşturduğu suç ağını
Hala daha tam bilmiyoruz. O yüzden hepiniz çok dikkatli olun. Siz de başsavcım. Biz dikkatli olacağız diye bir şey yok. Siz de olun lütfen. Doğru diyor. Tabii canım. Yani ne kadar sizin kadar kullanmayı bilmesem de silahım her zaman arabamda. Yani nişancılık falan bir şeyler isterseniz Sadi yardım eder. Bana gelene kadar o. Ya ne bana gelene kadar diyorsun ya? Çağırdım vallahi poligondaki adamı. İkiniz birlikte ders verirsiniz Tuğbay Savcı'ya. Ha. Ben o gün seni etkilemek için onu bir de denk geldi yani. Etkilemek için. Bilmiyorum ne kadar etkiledim onu. Ne kadar etkilediğini bilmiyor musun? Görürsün 9 ay sonra ne kadar etkilediğini. Biraz etkilemiş olabilirim. Biraz mı? Biz evde konuşmuşuz. Ay pardon dedim. Ay ya onu neyse şey. Çok buraya daha önce sorduk mu biz? Ekmek kadayıf var mıydı burada? Bir tane ondan yiyelim. Sadi dur. Sadi'cim. Canım. Gerek yok diyecektim tam da ya. Gerek yok diyecektim ama Sadi Payas'ın evlendiğimi unuttum. Ya ortalama bir hanım köylü bile hemen koşar alır karısına. Hele bir de çocuğu olacaksa, karısı hamileyse hiç kaçmaz. Kaçmaz yani. Sadi zaten normalde de az almaz bir şeyleri. Şimdi vallahi of bütün tatlıcıyı alacak gelecek söylemez. Bir kilo falan alır. Bir kilo. Hiç tanımamışsınız Sadi'yi. En az beşi var. Üç, beş. Beş. Zaten eli bol. Onu diyorum ben de işte. Zaten getirse 5 kiloyu 2,5'unu siz gömersiniz. Tamam kalan da senin işte. Ya bir şey söyleyeceğim. Pirzolaları hatırlıyorsun. Aa, doğru. 7 kilo öyle değil mi? Vallahi çok zayıf. O zaman hanım köyün yeni muhtarı belli oldu ya. Sadi Payaslı. MEP'ten. Hadi bakalım. Hızlı getirse de bari yesek. Size de çok zahmet oldu. Ne demek, elimize mi yapışır? Sağ ol. Böyle dolaşılmaz çünkü yani. Hem müdürsünüz. Demek iki oğlunuz var Gülseren Hanım. İki oğlum var. Çok zormuş o Gülseren. Nasıl olacak sensizlik? Nereye baksam seni görüyorum ya. Sanki bütün şiirler sana yazılmış gibi. Sen karşıma çıktın. Ben de ikinci bir şans yakaladım hayatta. Sen benden vazgeçersin ama ben geçmeyeceğim. Zülfikar'ı da ikna edeceğim. Göreceksin. Gel. Hocam, iyi misiniz siz? Ağlıyor musunuz? Yok kızım, ne ağlamaz. Alerjim var benim. Ha, bahar alerjisi mi hocam? İkinci bahar alerjisi benimki. Anlamadım hocam. Şaşırmadım. Ne söyleyeceksin söyle, çok işim gücüm var kızım. Hocam Sadi Hoca öğretmenler odasında toplantı yapıyormuş, size haber vermemi istedi. Ay tamam, gideriz. Bu arada saçlarınız çok güzel olmuş bugün hocam. Şaka gibi. Sadi Beyciğim, çok merak ettik, hadi söyleyin. Söyleyeceğim. Aysel Hanım, söyleyeceğim. Mahir Hocam da gelsin de hep beraber şey yapalım. Sadi Hocam, beni çağırmışsınız. Buyurun. Estağfurullah. Rica ettim. Buyurun. Hep beraber olalım. Bir kereden çıksın diye hepiniz duyun istedim. Bir bildirim var size, öyle diyeyim. Gerçi nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Benim size bir iyi, bir de maalesef kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? Önce iyi haberi verin. Hocam, bence önce kötü haberi söyleyin. Yani yine siz bilirsiniz tabii de. Hocam, siz ne isterseniz söyleyin. Hangisini istersiniz? Haklısınız Şeriz Hocam. Önce tatsız olanı vereyim. Sonra iyi olanı belki kasveti alıp götürür. Mert'i biliyorsunuz, 12B'den. Garibim, adını bile anmak istemediğim o melun hastalığa yakalanmış. Hocam, düşündüğümüz şey değil umarım. Evet, ilik. İliklerde. Ben haberi alır almaz hastaneye gittim, kan örneği verdim. Hani şans bu ya, hani tutuyor bazen, duyuyoruz böyle haberler.
İnşallah da tutar. Tutacak. Biz de verelim örnek hocam. Evet evet, hepimiz verelim. Öğrencilere de duyuralım. Deneyelim yani mutlaka. Eyvallah. Yani ben iğneden biraz korkarım ama ilik gibi kadınım sonuçta. Benimki uyum sağlamayacaktı. Kimki uyum sağlayacak? Veririz veririz. Hepimiz veririz. Hemen gideriz. Bugün hallederiz hocam. Hatta eşe dosta da haber verelim hocam. İnşallah gerek kalmayacak ama yani sağ olun, Allah eksik olmayın. Hocam, Mert çok güçlü bir çocuk. Aynı bulduğu ikinci şansa tutunduğu gibi hayata da sımsıkı tutunacaktır, hiç merak etmeyin. Hele ki önünde sizin gibi mücadeleci bir rol model varken. Eyvallah. Evet, güçlü bir çocuk. Bir de iyi haberim var demiştiniz. Evet. Durun tahmin edeyim. Cümlenin içinde tek celsede kelimesi geçiyor mu? Yok. Şiddetli geçimsizlik? Hiç yok. Aziz Hanım, saçma yarışma programlarında değiliz. İzin verin de Sade hocamız iyi haberi versin. Ay tamam canım, ne dedik sanki? Evet, eşimle ben, Songül'le minik bir payaslı bekliyoruz. Oo. Hocam, ya bu iyi değil, çok çok iyi bir haber. Tebrik ederim hocam. Hayırlısı olsun hocam. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Eyvallah, eyvallah Mayar. Öyle. Hocam valla camdan dışarı bakınca seneye bugünler gözümün önüne geliyor. Minik bebek payaslının öğrencilerimizle şen şakrak oynayışını görür gibiyim. İnşallah Elisa'cığım. İnşallah. Herkese iyi dersler arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz i̇yi arkadaşlar. İyi dersler. Sade Beyciğim, biz bir özel konuşabilir miyiz rica etsem? Özel. Evet. Buyurun. Buyurun. Sade Beyciğim, lütfen bu söyleyeceğimi metanetle karşılayın. Ama aramızdaki bu şeye artık bir son vermemiz gerekiyor. Aramızdaki şey? Sade Beyciğim, yapmayın Allah aşkına. Biz bize şurada, herkes gitti. Ya aramızda bir elektrik olduğunu inkar etmeyeceksiniz herhalde. Asil hocam, ben hiç... Sade Bey, lütfen izin verin, ben bir lafımı bitireyim. Evli bir erkek olduğunuzu bilmeme rağmen bana olan ilginizi anlayışla karşıladığımı, hatta bir ölçüde karşılık da verdiğimi inkar edemeyeceğim. Şimdi evet, doğru, yalan yok. Belki evliliği mutsuzdur, ayrılacaktır diye düşünmedim değil tabii. Ama orada da artık bir bebek var. O yüzden lütfen bana olan isteğinizi unutun. Beni bundan sonra bir meslektaş, bir kardeş olarak görün, rica ediyorum. Meslektaş kardeş. Evet. Çok şükür. Yani biliyorum tabii sizin için hiç kolay olmayacak. Ama aşkınızı kalbinize gömüp küllenmesini beklemek zorundasınız Sade Beyciğim. Yani evet, benim için de kolay olmayacak. Ama ben de sizi artık sadece ve sadece bir abi ve bir meslektaş olarak göreceğim. Haklısınız. Artık ortada çocuk var. Benim size söylemek istediğim başka bir şey de var. Lütfen yanlış anlamayın. Meslektaşız diye, arkadaşız diye burada aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı dertleri paylaşıyoruz. Umarım en kısa zamanda siz de çok özlediğiniz ve de hak ettiğiniz mutluluğu yakalarsınız. Ama biraz eskilerin dediği gibi kısmet biraz aranır, beklenmez. Biraz sağa sola etrafa bakarsınız, belki potansiyel birini, belki de vardır öyle biri, belki de vardır. Orhan Bey mi? Yani, şimdi gene diyorum, yanlış anlamayın, Orhan, benim arkadaşım Orhan, çok düzgün bir adamdır, tertiplidir. Yani kendine iyi bakar, sabah erken kalkar, sporunu yapar. Hakikaten ben o kadarını yap, ben arada spor yapıyorum ama onun gibisi hayatta o sever kelle paça, ayak paça, kolajen, molajen, onun da hepsi. Yani düzgündür yani. Yaş farkı var arada ama bu modern dünyada artık yaş farkı ne? Görüyoruz yani, iş, aşk her şeyi affeder. Yani o yüzden biraz sizce şey yap. Ben olgun erkeklere bayılırım. Allahu Ekber, yani benden söylemesi bir abi olarak. Teşekkür ederim Sade abicim. Hocam, ben şu dosyalarımı unutmuşum, bunları almaya geldim de. Orhan Beyciğim, ben sabah simit ayırmıştım da, karnınız acıktıysa. Simit mi? Bana. Allah'ım sana.
Allah'ım sana şükür ya Rabbi ya Resulallah. Acıktıysa ben onu vereyim diyecektim. Daha çıkmadı mı bizim test sonuçları ya? Hastaneye gidip öğrenmemiz lazım. Ya pozitif çıkarsa Derya abla haber verir bence. Arkadaşlar bence genel olarak biraz pozitif düşünelim. Yani çıksaydı haber verirdi. Günaydın. Ne haber çocuklar? İyidir, iyiyiz. Senden ne olur? Çıktı mı test sonuçların? Yani çıktı ama uyumlu değilim. Yapma be. Çok ümitliydim ama. Sizin çıktı mı diyeceğim ama benim çıktıysa sizin zaten çıkmıştır. Doğru. Biz de tam onu konuşuyorduk sen gelmeden. Yani bakın bence. Neyse sınıfta görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi biz de gidelim. Havalandırma yürüyün. Gelincikler. Siz gidin ben geliyorum. Aras. Görürsünüz. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir daha sakın Mert'e bulaşma, tamam mı? Neden ki? Ben zaten ona bulaşıyorum yani. Ya bu sefer farklı. Bulaşma. Bu sefer neden farklı? Ya onu ben anlatamam. Yani kendisi isterse anlatır zaten. Söz mü? Tamam. Tamam ben geçiyorum. Geç. Saat 3'te de bir toplantınız var Sayın Başsavcım. Tamam hocam. Bu nedir? Sabah biri bıraktı. Sanırım bu geçen ay sonuçlanan davalardan birinde davacı taraftan biriymiş. Başsavcım sayesinde adalet yerini buldu. Oğlum huzur içinde uyuyacak. Ne olur bu hediyeyi ona verin benim yerime diye ısrar etti. Herhalde şu bir tane trafik davası var. Trafik kazası davası. O olacak. Pahalı bir şey değil mi? Zannetmiyorum efendim. Zaten öyle pahalı bir hediye alabilecek gibi biri değildi. Çok güzelmiş. Bu takılır ama. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Nedir durum Selim? Abi verici sinyal vermeye başladı. Başsavcı emiyordu galiba. Ses? Hem ses hem konu. Güzel. Aferin. Üzülmüşlerdir tabii onlar da ya. Üzülmezler mi? Üzüldüler tabii. Üzüldüler tabii ama... Hepsi de şey oldu. Gönüllü oldu yani kan örneği vermek için. Seni de tebrik ettiler. Sağ olsun. Ver ceketi nasip. Ver. Beni ne diye tebrik ediyorlar ya? Ne demek ne diye? Ne? Can taşıyorsun. Aa söyledin mi? Ne söylemiyorum? Aa! Bakma sen. Bu oğlumun bu hastalığı olması ben neon tabela asarım kafanın üstüne. Çocuğum oluyor diye. Ya. Ya Saadet. Bak. 50 kere söylemeyeyim. Kızımız biliyor zaten babasının onu ne kadar heyecanla beklediğini. Ne kadar istediğini biliyor. Sen şimdi kendine enerjini Mert'e yoğunlaştır tamam mı? Enerjimi üçünüze de yatırırım. Bir şey diyeceğim bak bu öğretmenler odası tebrik etti dedin dedi. Aysel etmemiştir değil mi kesin? Etti. Tabii canım. İronisine yapmıştır onu. Yok. Onun aklı kesmez ironiyi. Yani ama orada işte sıkıntı yok artık. Ben abisiyim. O da dünya ahiret bacım. O öyle görmüyor ama onu diyorum işte. Öyle dedi olay bitti kapandı. Olay bitti kapandı diye bir şey yok Sadi. Vallahi bak bu sıralar zaten hormonlarım fıldır fıldır. Geleceğim bir gün okulu basacağım kafasında karpuz patlatacağım kadının en sonu o olacak ha. Karpuz. Efendim? Ha? O kadar bak nasıl sinirlendim yine. Sinirlerim bak yine tavan yaptı. Aysel'e çok sinirliyim. Dedim ki gelirim dedim okulu dedim basarım dedim. Sinirlendim yani ona konuşuyorum. Çok sinirliyim Sadi Aysel'e. Aysel'e çok sinirlendim. Tam buğda ekmek almadı. Aldık ya bir tane. Yok yok almadım. Sen seviyorsun. Akşamları iki dilim yiyorsun. Ajda Pekkan gibi küçük beynir seviyorsun. Geliyorum ben. Gerek yok. Sen bilirsin. İyi tamam.
Ne zaman büyüyeceksin sen de be? Şöyle bir... Neyse. İyi günler. İyi günler. Songül Payaslı. Benim, buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? İmza? Tabii ki, tabii imza. Şuraya. Şurası. Buyurun. Buyurun, bu paket sizin. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ne paketi bu ya? Babayı mı beklesek açmak için? Yok, yok, of, niye eli patlatır bunu? Oh, ne, bu, ne bu ya? Allah'ım, kötü bir şey çıkmasa bari ya. Meltem Gerencek. Aa, bu bizim, ay, bu yaverim Meltem bu. Gerencek miydi onun soyadı? Yo. Ya Allah Allah ya, sen niye bana hediye gönderiyorsun? Pardon da yani. Sen, aa. Allah Allah. Aklınca aramızı düzeltecek. Allah Allah. Ne gerek var yani, hani neyi öğrendin? Aa, ne de güzel kutu yapmış kız. Bakayım. Çok sevgili görümcem Songül'e, bunu giyecek olan fıstığın evliliğinize renk katması dileğimle. Gelinin Meltem. Allah Allah. Kız bebeği duyunca bebeğe hediye mi aldın? Belki de yaverin dediği gibi özünde iyi bir kız. Ben çok yükseldim kıza gereksiz. Haksızlık ettim boşu boşu. Kız düşünmüş, hediye almış. Sağ olsun. Ne yapalım? İyi, halledeceğiz artık. Hey, oy, oy. Hayır. Ne aldın? Ne? Hadsiz. 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 Hadsize bak. Hadsize bak. Ne aldın? Bunu giyecek fıstığın evliliğinize renk katması dileğimle. Ha. Bunu giyen zaten fıstık var evde yavrum benim. Sen ne karışıyorsun evliliğimizin renkliliğine, renksizliğine? Hadsiz kadın. Ama belliydi böyle olacağı. Meltem deyince açmayacaktım ben o kutuyu. Belliydi. Böyle olacağı belliydi ama ben sana gösteririm. Fıstık diyor bir de. Fıstığı alacağım şimdi senin. Tövbe estağfurullah ya. Fıstık diyor. Bir de fıstık diyor, terbiyesiz, hadsiz kadın. Hadsiz kadın. Hadsiz, terbiyesiz. Hadsiz, terbiyesiz kadın. Seni şimdi fıstıkmış. Ben o fıstığı senin boğazında bırakmazsam bana da Songül demesinler. Sen görürsün şimdi. Sen görürsün şimdi. Buyurun. İyi akşamlar yenge. Dur, şuraya indirelim mi? Kimsin? Ben... Ne yapıyorsun ya? Dur. Dur. Ey, durun, durun. Bırakın oraya. Nizami dizin. Ya dursanıza. Aa. Profesyonel dizin, simetrik dizin. Sağ ol. Sağ ol Ali. Rıza. Sergen. Hadi yalsın. Adamım benim. Dur, kapatayım cereyi ama. Saat. Dur karıcığım, karıcığım. Evet. Ne yapıyorsun? Nur topu gibi bir evladımız da oldu. Sen benim canım karpuz istedi diye gittin karpuz almakla yetinmeyip bütün manavı mı aldın sadece? Ali alırım. İran'a giderim. Yan sana teessüf ederim. Senin canın bir şey aşırdığında, çektiğinde hemen bana dile getireceksin. Yani benim anlamım bekleme. O anda böyle boşluğuma gelir, göremeyebilirim. Vicdan azabından geberip giderim. Yapma böyle. Ben ne bileyim... Son zamanlarda çok fazla şey yaşadım. Mert'e çok üzüldük. Üzüldün. Ben... Yani... Hani... Hamile karının aşermeleriyle uğraşma diye ben... Sabır. Sabır. Ben Mert'ime üzülüyor muyum? Evet, çok üzülüyorum. Kahroluyor muyum? Evet. Ama sonra Musa Naz'ımı düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Musa Naz'ın geldiği günü düşünüyorum. Geleceği günü düşünüyorum. Abisine, abicim Babil'le oynayalım mı? Beni parka geçeceğim için babam bugün okulda. Seninle oynayabilir miyiz diye düşünüyorum ve moral buluyorum. O yüzden sakın böyle düşüncelere kapılma. Sen benim bir tanemsin. Şu vitaminleri de başlayalım. Yemeği anca bitiririz akşama kadar.
Hepsini ben yiyemem. Hepsini ben yiyemem. Yardım edeceksin. Tamam. Tamam. Bir şey yaklaş. Bir şey titriyor. Telefon. Dur ben alayım şuradan bir şey olsun. Ne yağ vermiş ya. Bir şey mi oldu bence? Yok. Yok. Sabah da telefonuma baktıydın. Ya ya. Şunları yerleştireyim. Ben konuşalım. Tamam. Vay 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 vay, görüyor musun evi ha? Nasıl? İyi vallahi çok güzel evmiş ha. Ay, şu pencereler filan kocaman, ışık da alıyor. Güzel güzel, ev güzelmiş. Oğlum şu adamın elinden kolyeyi alsanıza. Bırak bırak. Bırak. Oğlum söyle bize, kız... laftan anlamıyor ki. Kızlara da yardım edin. Ay, hoş geldin canım. Ay çok güzel elmar pizza, bayıldım. Sağ ol kuzum. Nasıl ama? Gerçekten çok güzelmiş. Güle güle oturun. Sağ ol kuzum. Sağ ol. Nasıl oldu anlat? Vallahi anladığım kadarıyla Saad Hoca'nın işi yine. İnşaat şirketinin sahipleriyle konuşacağım falan filan diyordu. Herhalde gidip konuşmuş. Adamlar da insafa mı gelmiş ne? Verdiler burayı. Bir de babama iş verdiler. Oturduğu yerden muhasebe işlerini halledecek. Aa, hayırlı olsun Mehmet baba. Hayırlı olsun Orhan'cığım. Sağ olun evlatlar, sağ olun. Valla mis gibi. Çok güzel. İşte burası da bizim yanımıza merham ol. O zaman hadi, taşınacak bir sürü şey var. Devam. Hadi, hadi, hadi. Durmak hadi, yok. Hadi. 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 Sen bak evine. Hepsini. Kolay gelsin. Güzel karıcığım. Sana anlatmamakta kararlısın ama ben de öğrenmekte kararlıyım. Yani belli ki bir takım mevzular canını sıkmış. Bence beraber çözmeye çalışalım. Anlat istersen. Nasıl söyleyeceğim, nasıl? Direkt söyle. Direkt söyleyeceğim. Sadece sen Derya ile mi mesajlaşıyorsun? O ne demek ya? Sadece bir soru. Derya ile mesajlaşıyor musun? Mesajlaşmıyor. Mesaj atmaz Derya. Belki arar. Mevzu bir varsa konuştur. Sonra da konu kapanır. Sen niye böyle şimdi bir şey soruyorsun? Hı? Ben Mert ile ilgili... Anladım. Ya Mert vesilesiyle böyle bir şey zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum hiçbir şey. Kadın dün gece sana mesaj attı sadece. Mesaj? Ben görmedim. Ne yazmış ki? Mert'le ilgili bir şey mi? Sildim, arama boşu boşuna. Niye öyle bir şey yaptın? Keyfimden yapmadım Sadi. Uygunsuz bir mesajı sildim. Uygunsuz? Mert'le ilgili bir şey olsa silmem biliyorsun. Ama ne alaka yani? Peki ne yazmış? İşte... Sizi yarım kalan hikayeniz tamamlanması mı gerekiyormuş? Bunca yıl sonra bu ortaya çıkmışken sen ben oğlumuz sonsuza kadar beraber yaşayalım mı diyorum. Öyle bir şeyler yazmış işte, hatırlamak istemiyorum çok. Allah Allah. Allah. Derya böyle bir şey niye yazsın ya? Bilmiyorum artık.
Bu işte bir biteni var. Ben sen üzülme, ben sorarım yarın. Konuşurum onunla, hallederiz bunu. Yazmaz öyle bir şey. Niye? Onu yazmasını gerektirecek bir şey yok. Allah Allah. Tamam, sen üzme kendini. Tamam. Sadece anlasana beni. Benim için zor bir durum. Farkındasın değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Rekarcığım sen sakın üzme kendini. Anlıyorum, bir yanlış anlaşılmadır. Yani kesinlikle. Konuşmuyorsun değil mi? Niye konuşayım? Ben halledeceğim. Anladım. Bir şey var orada benim. Bir şey olmuş. Kablolar karışmış. Önemli olan şu. Sakın kendini saçma sapan şeyler için üzme. Çünkü sen üzülürsen bu sana üzülür. Siz üzülürseniz ben üzülürüm. Bayaslı ailesi üzülür. Bütün dünya üzülür. Herkes üzülür. Bunlara gerek yok. Tamam ya. Efendim? Hayır, bir şey demedi. Demedi. Karpuz diyor, karpuz diyor, karpuz diyor. Karpuz diyor. Karpuz yaptırırız. Biraz bak. Biraz bekleyebilir miyiz burada alalım? Bir de buna bakalım. Karpuz çilek. Ana. Toprağın hakkı. Hem de. Ara. 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 Ya, uf. Neredesin Araz ya? Üf, başına buyrukluğun. Aç şunu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, yapma bunu, hayır. Yapma işte. Yapma bunu. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Sadece bütün şeyler buradadır. Refleksoloji bu. Ben bilirim. Bura göbek kısmı. Burayı anlatmayayım. Şurada bacak var ve diz. Diz mesele bu. Evet. Bak bu mesela işte şu başın. Başını geçiriyor. Şu omuzlar. Aylin arıyor 12B'den. Aylin 12. Hayırdır inşallah. Efendim Aylin kızım? Hocam çok kötü bir şey olacak. Sakin ol kızım. Ne oldu anlat. Hocam Araz'ın başı büyük bir belaya girecek. Tamam sakin ol kızım. Sakin ol. Durum ne? Muhtemelen bir pavyonu basacak. Annesini zorla çalıştırdıkları için. Siz daha önce gittiniz mi oraya? Evet hocam. Geçen gün aynı yerde hırpalamışlar. Ben bir şey yapmasına engel oldum ama şimdi silah alıp çıkıp gitmiş. Tamam kızım. Sen bana oranın konumunu at, tamam mı? Tamam hocam. Atıyorum hemen. Ne olur bir şey yapın hocam. Çok korkuyorum gerçekten. Tamam sakin ol Aylin'cim. Halledeceğim. Tamam sakin. Tamam. Ne olmuş? 12B. Ne oldu? Ne oldu? Kime bir şey olmuş ya yine? Aras. Başı belada. Sarı'nın. Tamam hadi çıkalım. Sen nereye çıkacaksın? Sen nereye çıkıyorsun? Ya dur daha biz ölmedik. Yürü kalk. Ölmedik bir şey nereye çıkıyorsun? Üç kişi mi operasyona gidiyoruz? Üç kişi gidelim üç ilk defa. Evet. Hızımızla bir operasyona gidiyoruz. Evet. Babanın tarihini not al. Hı, alacağım hadi merak etme. Üstüne yavaş hazırla. Çıkalım. Yavaş hazırla. Hadi. Yavaş. Biz nasıl bir aileyiz? Kızımla ilk operasyona çıkıyorum. Tövbe yarabbim tövbe. Nasıl bir aileyiz oğlum biz? Allahu Ekber. Bir anne kokusu savursun diye saçlarından karabayırı kucaklamış bin yıllık hasretimi yürüyorum karanlığa. Öyle koyu harflerle yazılıyor ki kader. Vasatı kaç ömür tükeniyor arka sokaklarında. Kaç ömür ütülüyor cam bilgeler gibi. Bu şehrin kavgasında. Burası karabayır. Delikanlılar zulalarında sustalı, yüreklerinde kömür gibi bir sancı taşır. Cinnet kırmızısıdır yıldız zeyin dökülür. Duvarların sinkaflı küfürleri,
incecik boyunlu çocuklar geçer önünden yaz gibi. İnsan kursağından utanır. Burası Karabayır. Bütün kavuşmalar erken, bütün sarılmalar vakitsiz çözülür. Bir sessizlik çöker ansızın sokağın ağrısına. Zindan gibi bazen. Ağıtlar taşınır böğürlerinde. Azrail'den gizli tetik düşer. Matem biter bir yerde. Ölüm bilse yükünü, adından utanır. Alo Yavuz. Servet Bey, nasılsınız? Bu senin bana vereceğin habere bağlı. Merak etmeyin efendim, her şey yolunda. Başsavcıyı hem dinlemeye hem de takibe aldık efendim. Sadi ile ikisi buluşur buluşmaz planı devreye sokacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurabileceğiz efendim. Acele et Yavuz. Artık sabrım taşmaya başladı. Gel bakalım Sadi Payaslı. Gel. Buraya gelişin tıpış tıpış yürüyerek olacak. Ama buradan çıkışın dört kolluyla olacak. Çıkaracağım seni buradan anne. Çıkaracağım. Hocam? Yes hocam. Sadi Payaslı MEP'ten. Bu da yengen Songül Payaslı emniyetten. Ne yapıyorsun lan sen burada? Baskına geliyorsun, haberimiz yok. Hocam sıkıntılı durumlar var biraz. İşte ben bir coğrafyacıyım. Sıkıntıları bilmem lazım. Hadi geçtim coğrafyayı. Gönül koyarım ben. Değil mi kardeşim? Doğrudur. Ne oldu? Hocam, yani benim annemi çıkarmam lazım bunlar. Hangisi annen? En arkadaki, saçında toka var, taşlı. Alet ver. Ha? Alet ver oğlum. Ama hocam... Olması yok oğlum. Müfredata uygun değil. Yengen daha iyi biliyor. Şimdi, burası bizim Karabayır kantinine benziyor mu? Hı? Hayır. Herifler sakat. Burada bir İskender kalıcı şart. Patron belli etti kendini. Buradaki. Hocam. Karıcığım. Biz ne güne duruyoruz Aras? Sarı, ne güne duruyoruz? Sade. Çok içtim, çok sarhoş. Yapma be, of. Takip et beni. Ay. Oh. Allah. Amanın ay. Ay midem bir bulandı. Ay, otur burada. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bir dakika. Ay çok içti gide biraz. Karışım. Kusura bakmayın yer yoktu burada oturduk size. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi misin karıcığım? Çok çok. Ay. Selamünaleyküm. Adın ne senin? Aras. Aras, senin yaptığın gözü karalık değil, aptallıktır. Lan hiç mi kafan basmıyor? Madem dayağı ortak birini getireceksin, attığımız dayağı değsin. Kim lan bu çiroz? Benim coğrafya hocam. Ana, bak bu bende yok. Çok fiyakalıdır. Bende olsa... Metrodan inmem. Her yerde geçiyor. Kışları sıcak, yazları ılık, ılıman. Tam bir Akdeniz iklimi. Kafaları iyi eyvallah. Ama biz sonuç odaklı bir işletmeyiz. Kimin kemiğini kırdığımıza bakmayız. Anladın?
mekanımıza gelip de müşterilerimizi ürkütmenin bir bedeli olmalı değil mi? Vallahi tanıştığıma kendi şahsım adına pek memnun olmadım Kirben. Bayaslı demeni tercih ederdim. Bayaslı ailesiyiz biz. Ne yapacaksın? Notumuzu mu kıracaksın? Kanaat notundan yırtabilirdin ama benim kanaatimle kıttır. Ne yapacağız? İşte bak, tam aradığım cesur bir adam. Notu da kıtmış ha. Sana kötü haberim var öğretmen. Biz kırdığımız yerler acır. Biraz da alçıyla gezersin. Yanındaki bayana da ayrıcalık göstermeyiz. Bayan dedi. Bak bunu yapmayacaktın Kirgan. Son dediğini yapmayacaktın. Şimdi aramızda en fenamız soldaki bir güzel hanımefendi. Özellikle SGK'sını yatırım yapar. Benimle bir şekilde tartışabilirsin, anlaşabilirsin, bir konsensusa varabilirsin. Ama bu güzel hanımefendiyle nanay, işin yaş. Yedikleri dayağı anlamayacak kadar kafaları iyi. Siz yine bunları paket edin. Ettikleri cüretin karşılığını ödesinler artık. Bir saniye Kirem. Artık eğlenceli olmamaya başladık. Bu sağdaki yakışıklının anneciği burada. Uzun yıllar görüşemediler. Kavuşsunlar artık. Bak bu iş uzamasın. Yeterince uzamış. Senedi sepeti getir. Kimsenin canı yanmasın. Hocam, ben senette gereken paradan fazlasını getirdim ama annem bırakmadılar. Racona ders. Aras, bir dahakine getireceğin adamları böyle ele sığsın da yediğin dayakları hesaptan düşelim. Eyvallah Kirgan, her şey için kusura bakma. Gel. Anne. Abiler, ablalar. Beyefendiler, hanımefendiler, bir aile mevzusu var da sizden istirhamım mekanı sessizce terk etmeniz. Sonra ben görmedim, bilmedim, duymadım olmasın. Hesaplar bendenizde. Haydi. Haydi, 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 haydi. Gel Kirmaz. Helal. Geli, geli, geli. Kirve, şimdi beni çok iyi dinle. Ben bu anneciği alıyorum. Bir daha analar ilişme. Zebanin olurum. Anladın mı? Barı da yenile. Beğenmedim. Ulan sizden. Hocam. Oğlunuza sarılın. Evet, gel. Haydi gidelim. Hadi oğlum. Buzeciğimin ilk operasyonu. Başarılı. Ulan coğrafya öğretmeninden dayak yediniz lan. Bu nasıl öğretmen lan? Şunlara bak hele. Ya ütü nerede abla ya? Ver bana, ben ütüyü. Yok, gerek yok. Mert, Asuman ablam yapar. Mert'cim verir misin? Ben yaparım. Gerek yok, Asuman ablam yapar. Ya tamam. Tamam, kavga etmeyin, ver, ben ütülerim. Babasıyla buluşacak, heyecan yaptı çocuk. Tamam, ben ütülerim, merak etme. Yalnız bir şartla. Neymiş? Şimdi madem bu kadar sırlar ortaya çıktı, benim de teyze olduğum ortaya çıktı. Bundan sonra bana Asuman teyze diyeceksin. Asuş teyze, de bakayım. Asuman teyze. Ay yerim
kabillerini. Oh paşam benim. Bak ne güzel söyledi. Böyle dolu dolu söyledi çocuk ya. O zaman anne de dersin artık değil mi? Tamam Masuman, ısrar etme. Yani hadi. Bir anne de bakayım hadi. Tamam Masuman. Ya niye tamam. Desin? Zorlama şimdi. Ne zaman isterse o zaman desin çocuk. Tamam o zaman ben şunu ütüleyim. Sen bakma ona. İstediğin zaman söyleyebilirsin yani. Anne demeye kendini hazır hissettiğin zaman ayrıca demek zorunda da değilsin. Ben her zaman buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben zaten seni bırakmam ki. Ama şunu bil ki benim de biraz anlaşılmaya ve sana sarılmaya ihtiyacım var. Ben seni çok özlüyorum Mert. Eski günlerimizi, şakalaşmalarımızı, bana zaptiye amiri demeni, hatta kapuska yaptığımda bana kızmanı bile çok özlüyorum. Ben bunun için sonsuza kadar bile beklerim Mert. Sen istediğin zaman. Ben... Ben bir yere gitmedim ki. Buradayım. Sarılmak istiyorsan eğer... Çok istiyorum. Ama bir süre daha anne dememi bekleme benden. Beklemem. Hiç beklemem. Zaptiye amiri. Sarılsana o zaman. Mert. Şifresi de var. Oğlum Mert, oğlum Mert, oğlum Mert. Aa, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Asım Hanım. Mert hazır mı? Ya ben nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Hani, yani Sadık hocam mı desem? Yoksa ne bileyim, enişte mi desem? Yeğenimin babası mı desem bilmiyorum yani. Ama eskiden akrabalığımız da vardı. Hani böyle bir enişte durumu da var yani. Sadi deyin, adım bu. Olur, öyle derim. Mert. Ha Mert, çağırayım ben hemen haber vereyim. Mert! Baban geldi. Böyle ya. Merhaba. Ha, ben sanırım. Aileyi yalnız bırakayım, dur hadi. Hadi üşütme lan böyle. Hemen çok... üstümü giyip geleyim. Hadi geç koş. Kalmayalım. Koş. Çok ya. Teşekkürler. Ne teşekkür ederim. Benim oğlum. Ben teşekkür. Sen iyi misin? İyiyim sağ ol. Hadi Mert. Geç kalacaksın. Oğlum bu elinde tutup okula götürmek için biraz büyüdün. Kazık kadar adam oldun ama bugün böyle olacak. Hadi iyi dersler. Akşama kapuska yapmazsan eve dönerim. Yapmam merak etme. Hadi yap anam. Hadi hayırlı işler. Çok şükür. Günaydın oğlum. Uyanmışsın. Vallahi annem. Uyanmaz mıyım ya? Annemin kekliğinin kokusuna ölüm uykusunda olsam uyanırım. Ya Aykel be. Sabah nasıl mutlu oldum biliyor musun? Sabah nasıl mutlu oldum. Şu kek kalıbı var ya benim en sevdiğimdi.
Bir açtım dolabı orada duruyor. Ve bir yıkadım ettim falan. Şey, un bitmişti. Bakkaldan biraz unla şeker aldım. Sen okula gitmeden yetiştireyim istedim. Ben bu kalıbı sen gittikten sonra dolaba kaldırdım. Sonra dedim ki... Bir gün annem gelecek. O kalıbı o dolaptan indirecek. Bana o güzel elleriyle kek yapacak. Ben de onun ellerinden sıcacık yiyeceğim onları dedim. Ama annem seni çok özlemiş. Ben de seni çok özlemiş. Çok, çok. Oğlum benim canım. Arasam çakırım canım oğlum. Oğlum hadi soğutmayalım dur. Çayı tamam. Koyayım. Tamam bir şey soracağım. Şimdi bu portakalı çaldın mı? Öyleyse o işler bende baştan anlaşalım. Tamam mı? Ay yok artık Aras. Olur mu öyle şey oğlum? Komşunun bahçesinde vardı işte. İzin isteyip aldım bir tane. Ben de bir şey söyleyeceğim Aras. Bundan sonra müsaaden olursa sana bu çalma işlerini yasaklıyorum. Müsaaden olursa. Bak sen beni bir bataklıktan kurtardın oğlum. Eğer iznin olursa ben de seni o bataklıktan kurtarmak isterim olur mu? Anne sen ne dersen al. Yani sen ne diyorsan onu yaparım ben. Bundan sonra çalma işlerine ben tövbe ederim bitti. Şu anda karar verdim bitti. Gerçekten. Evet. Söz mü? Söz, tövbe. Bundan sonra çalmayacağım. Eğer çalarsam eşek gibi anırayım tamam mı? Tamam. Tamam. Annem, hı? Ben seninle mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum sadece. Öyle bazı işler. Veysel Efendi. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben sana nasıl hitap edeceğim? Ben senin neyinim? Hocamsın ama. Hocandım. Ben hocam. Ama aynı zamanda baban. Babamsın. Bunu çekinmeden herkese söyleyebilecek misin? Eğer sen istiyorsan. Bütün dünyaya söylerim. O zaman ders vakti. Kolay gelsin Fethiye Hanım. Sağ olasın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esnaf hocam. Hoş bulduk. On iki be! Siz benim aldığım bu kokuyu alıyor musunuz? Ha? Ha? Bu koku? Aynen. Anne keki kokusu. Bakın ben bugünü hayatımda not aldım. Siz de bugünü not alın. Evet, şanslısınız. Bu kekten sizinle paylaşıyorum. Bir cambazlı falan bir şey yok değil mi? Yiyeceğiz de yani. Zehirlenmeyelim sonra. Hayırdır lan hangi dağda kurt öldü? Sarışınım. Ye ye. Yediği bedelini ödüyordur. Kardeş bak. Biraz daha ağzını açarsan kekimden önce dayağımı yersin. Ama şansında bugün çok mutluyum o yüzden bir şey yapmayacağım. Ha. Bu arada ben biliyorsunuz ki her şeyi yarıştırırım. Ölümüne kapıştırırım. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bugün öyle bir şey yapmayacağım. Bir de bu arada bu senin hani bana geçenlerde verdiğin bir kek vardı. Ne kekiydi? Anne keki. Ha? Bak. Alabilir miyim? Al hadi lan. Al hadi bir tane. Al anne keki. Öyle bak fazla kalmadı. Alacaksanız. Ya aynen. Sen. Yok canım sağ ol. Ama sağ ol. Yok oğlum başka yok. Bir tane bu kadar başka. Abi, hayır abi. Neydin 12 be? Hayırdır neyi paylaşamıyorsunuz gene ya? Hocam arkadaşlar bu mükemmel anne kekini paylaşamadılar. Ama artık bu sizin kısmetinizeymiş buyurun. Eyvallah. Yapalım el yemeği dert görmesin. Teneffüste yiyeceğim. Tamam hocam afiyet olsun. Hop sen kal. Sen yanımda kal. Mert yanımda kalacak çünkü Mert'in bana ihtiyacı var. Tazecik fidanları neden büyük ağaçlara bağlarlar? İncinmesin, bükülmesin. Toprağı sıkı sıkı
kök salsın. Erozyana uğramasın diye. Mert arkadaşınızın desteğe ihtiyacı var. Mert kardeşiniz önemli bir sağlık problemi geçiriyor. Doğru bir ilik bulunması lazım. Ben kan örneği verdim. İnşallah tutacak. Gelincikler de verdi sağ olsunlar. Gizem kızım verdi. Hepsi verdi. Eğer siz de destek olmak istiyorsanız ki biliyorum istiyorsunuzdur. Kan verebilirsiniz. Hiçbir şey istiyorsunuz. Hocam şey mi yani böyle hastalık derken ince bir hastalık mı? Eğer öyleyse işte üzülürüz yani böyle. Evet Mert'in ciddi bir sağlık sorunu var. Hocam yani biz de kelebekler falanız ama yapılacak bir şey varsa da elimizden gene yapmaya hazırız. Eyvallah Aras. Eyvallah. Az önce bir ipucu daha verdim ama tabii anlamanız kolay değil. Ben bile anlatmayı bilmiyorum doğru dürüst. Nasıl söylenir de bilmiyorum ama. Uzun lafın kısası. Mert benim oğlum. Hocam, biz neyiniz? Siz de çocuklarımsınız. Sayko, sen de benim oğlumsun. Aras sen de. Hepiniz. Benim bir sürü oğlum var. Zülfikar, Can, bir sürü kızım var. Melek, Aylin, Gizem. Ama benim burada, Karabayır'da, kendi kanımdan, canımdan olan bir oğlum varmış. Evet, ben Sadi Payaslı, sizin coğrafya öğretmeniniz. Mert'in babasıyım. Öz be öz babası. Ablası bildiğiniz Derya Hanım da annesi. Kaderin cilvesi ya da değil ya da başka bir şey bizi burada tanışmaya itti. Böyle fırtınalı bir dönemde tanıştık. İyi ki de kavuştuk. Durumlar böyle. Size geçen derslerde galiba erozyondan bahsetmiştim. Bitkiler, ağaçlar, ekosistem nasıl erozyona uğrar? Mert kardeşinizin erozyona uğramasını istemiyorsanız, göçüp gitmesini istemiyorsanız, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bunu hocanız olarak sizden rica ediyorum. Bir baba olarak da yalvarıyorum. Sağ olun arkadaşlar. Hocam, ben müsaade isteyebilir miyim? Ben sana kanım vereceğim. Eyvallah. Nereye Aras? Bağrımdan çıkıp geldiğim kokuyu özledim hocam ben. Sık sık sarıl. Ben şimdi avluya çıkıp kendi kendime yakar top oynayacağım. Sadi hocasını seven varsa peşimden yürüsün. Gel. Salı günü mutlaka bekliyorum kontrole. Tamam Sadık abi. Hadi kolay gelsin. Geçmiş olsun. Derya hemşire. Aa Kadir, ne oldu Mert'in sonuçları çıktı mı? Çıktı. Al buyur, sonuçlar burada. Peki Sadi Payaslı'nın sonucu? Maalesef. Ya biliyorsun sen de ceza arızalıydı. Allah'tan bir hayırsever bağış falan yaptı da. Anca makine tekrardan kuruldu. Bu arada Derya hemşire sen hiç merak etme. Uygun ilik her geç bulunacak. İnşallah Kadir, inşallah. Kıvanç Servet mi? O da mı test yaptı? Aa, evet evet, iyi ki hatırlattın. Kıvanç Hoca sonucu merakla bekliyordu, çıkar çıkmaz haber verin diye tembihlemişti. Benim acilde barotuara dönmem lazım. Sana zahmet bunu da Kıvanç Hoca'nın masasına bırakır mısın? Tabii ki, tabii ki bırakırım. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Demek sen de test yaptırdın ha? Hmm.
Ben kıyamadım ama iyi ki aldırdın şunları ha. Çok güzeller. Merhaba. Aa, Aylin. Ya aslında ben de okuldan kaçacaktım ama anne oğul hasret giderin istedim. Okul bitince de koştum yanınıza. Ya ne iyi ettin geldin, hoş geldin. Bana mı bunlar? Evet. En sevdiğim. Araz'dan aldım tüyoları. Ya. 7/24 seni anlatıyor zaten birisi. Umarım iyi şeyler anlatmıştır. Hem de nasıl. Ne güzel. Gözlerinin içi gülüyor. Akşam Kavuştay vardı. Ondan biraz geç yattım, uykusuzum ama geldi tabii. Mutluyum. Evet, sonuçta. Bu arada sana sürprizim var içeride. Gerçekten mi? Hı-hı. Ama hiç sorma ne olduğunu söylemeyeceğim. İyi, tamam. Bekliyorum o zaman. Bekle. Siz ne yapıyorsunuz? Annem delik fırçamı yedim. Bak şimdi. Yani geldi baktı. Burada ne bir çiçek, böcek hiçbir şey yok. Nasıl tamirhane? O yüzden böyle güzelleştirmek için bir anne eli sonunda tamirhane değiyor. Çok güzel. Ben de yardım edeyim mi size? Yok bir tanem. Ben şunları bir halledeyim. Ondan sonra sen şu güzel ellerine bir can suyu verirsin, olur mu? Tamam, olur. Bir fotoğraf çekilelim. Ne dersiniz? Yani bu güzel günün hatırına bence güzel olur. Evet, kesinlikle. Ayrı geçen tüm günlerin anısına. Hadi gelin. Gel annem. Anne ne oldu? Araz. Ha? Araz. Lan! Sen kim oluyorsun da pavyonumda kadın çıkarıyorsun? Leşini köpeklere yemeyeceğim senin! Araz! Dur. Hayır, dur. Abi bir dakika, bir sakin ol. Bir konuşalım önce. Anlat bakalım. Neyi anlatayım hocam? Nasıl neyi anlatayım? Ne hocası lan? Hoca okulda. Baba diyeceğim. Baba ben biraz zamana ihtiyacım var galiba. Ben bir heyecanlandım baba ya, kusura bak. Zamanımız 17 seneyi telafi etmemiz lazım. Hızlandırılmış kurs. Baba oğul kurs. Tamam mı? Yatmadan önce her gece baba. Üç kulü valla bir elham bir de baba. Tekrarla sabah kalkasın jilet kim? Jilet kim? Bitti. Baba oğul. Baba. Oğul baba. Bitti. Evet. Anlat. Neyi anlatayım? Şirin'i anlat oğlum. Ne vaziyette ana olaylar? Ne durumdasınız? Sakın bana sadece arkadaşız deme Benjamin. Tabii ki sadece arkadaş değiliz. İyiyiz. İyiyiz. Aramız çok iyi. Ama ben bu süreçte gerçekten ama gerçekten Gizem'i çok daha fazla sevdiğimi anladım. Onun bundan haberi var mı? Yok. Bak çok kadim, çok eski. 10 milyon yıldır bir atasözü var. Seviyorsan git konuş. Ya sanki bir şeylere başlamak için çok da uygun bir zaman değil gibi baba. Yani bir şeylerin bitme ihtimali varken. Neyin bitme ihtimali? Ya işte. Şimdi şöyle anlaşalım. Biz burada yürürken kafamıza saksı düşer, kiremit düşer, El Fatiha. Karşıdan araba gelir, freni patlar, El Fatiha. Allah saltanatı ne kadar yazdıysa orası ayrı. Ama bu ilik yüzünden bir şeyler bitmeyecek. Aklından kötü şeyleri def edeceksin. Kafana bir şey mi takıldı? Negatif bir şey mi takıldı? Beni düşüneceksin. Anneni düşüneceksin. Şirin'i düşüneceksin. Arkadaşlarını, dostlarını düşüneceksin. Hemen çıkacaksın oradan. Çık. Bak bir teknik var, ben sana onu öğreteceğim. Ben de giriyorum arada depresyona. Girmiyor muyum ben? Giriyorum. Pazartesi giriyorum, çarşamba çıkıyorum. Nasıl ya? Tabii lan, bunun tekniği var. Hepsini öğreteceğim. Arayı kapatacağız. Kapatacağız. Bir sistemim var benim de. Yoksa bu hayat kolay değil. Ama biz güçlü durursak güzelleştirebiliriz dünyayı. Daha güzel bir dünya mümkün. Pazartesi gir, çarşamba çık. Sen bir de gençsin, Z kuşağısın. Sen pazartesi girip akşamında çıkarsın. Öyle bir dünya daha yok. Erken çıkarım ya. Tabii la. Girdin çıkıyorsun. Öyle şey olur mu? Bir de şöyle bir durum var. Sen çok yakın bir zamanda abi olacaksın. Ya şimdi kardeş. He. Abi. Ya yok artık baba ya. Kardeşim mi olacak ya?
Hatta'dan kardeşim mi olacak? Ben kardeşim mi olacak şimdi ya? Evet. Cinsiyeti belli mi? Belli değil ama ismi belli. Kız olursa Buse Naz, erkek olursa Metin Yiğit. Buse Naz, Metin Yiğit. Çok iyi ya. Vallahi onlar daha büyümeden abilerle doya doya futbol oynayacaklar. Futbol öğreteceğim baba onlara. Tabii lan. Ya benim çocukluğumda en büyük hayalimdi babamla futbol oynamak. O kadar üzülüyordum ki babamla futbol oynayamadım. Aha, mahalle maçı. Allah! Yavaş. Sakin ol. Evet, hemen pas. Paslar, evet. Vur! Evet. Aferin. Aferin size, aferin size. Pres, pres! Oğlum çaksana bir tane kanka. Abi. Abi. Abim. Kısmetimiz de bu kadarmış, havalandırma. Sıkıntı yapma. Senin canın için yatmak koymaz bana, tamam? Sarı hadi. Silah sesini duyan sarılmıştır telefona. Annemleri al, uçur buradan. Hadi. Abi sen hiç beni bırakamazsın. Hadi, hadi sarı. Abi yok. Hadi sarı. Hadi dedim. Hanım. Son bir şey ana. Sarı kafayı seyre getir ziyarete, tamam mı? Bir tuhaf kafa ütülüyor ondan sonra. Abi sen adamın dibisin be. Adamın dibisin. Lan hadi oğlum, hadi, 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 hadi. Hadi anne, hadi anne. Çok sonra gidelim. Hadi. Seni hiçbir yere bırakmıyoruz. Seni hiçbir yere bırakmıyoruz. Bak senin dediğin gibi zaten her şey burada belli. Deliller belli. Adam bizim mekanımızı bastı elinde silahla. Biz de beraber seni ifade vereceğiz, tamam mı? Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyoruz. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyoruz. Anca beraber, kanca beraber. Aslanım benim. Gel. Al oğlum. Aferin. İyi oynadın bugün ha. Kanka sağ ol. Hadi git dağıt arkadaşlar. İyi misin? İyi. Pazartesi, çarşamba hiçbir şey olmaz bize.
Hiçbir şey olmaz. Su içmeyi imhal etmemek lazım. Etmemek. Su hayattır. Bir tane zar zor attım da baba. Ha? Bir tane zar zor bir gol attım. Güzel oldu. Şimdi al. Not defteri. Ha. Şey mi yazacağız buraya? Senin yediğin gollerin sayısı. Ona bu defter yetmez. Yetmez. Buraya bugüne kadar babanla yapmak isteyip de yapamadığın ne varsa hepsini madde madde not edeceksin. Biz de yapacağız. Hepsini yapacağız mı gerçekten? Yapacağız. Yazıyorum. Yapıştır. Başlayınız. Gogo ne lan? Ha? Baba Gogo geç olsun, güç olmasın. Boş bir şey işte. Bir. Futbol oynadık. Ha. Oynadık. Tekrar oynadık. Tekrar oynuyorduk. Evet. Önemli madde ama. İki. Tu. Balık tutmak. Çok severim ben. Uzun zaman top. Uzun zamandır gidemedim ama sık sık giderdim eskiden. Çok. Şöpürüz alırız. Bende var bütün şey makaralı, hepsi var. İşte Yaver abin de sever. Biz onunla çok giderdik. Gideceğiz beraber. Oraya madde iki. Önemli o. Balıkçılık. Balıkçılık. Üç. Üç. Kartalımızın maçına gittik. O birinci madde. Yanlış yaptık. O birinci alırız, madde. Bir alırız. Bir alın. Kartal. Maçına aldın mı? Tamam, o bir. Evet. Çok iyi oldu. Dört. Çok şey var ya. Çok şey var. Nasıl şimdi ben bunu oraya... Ben bir tane söyleyebiliyor muyum? Hakkım var mı? Var. Sıraya koyabilir miyiz onu? Büyüttük dört. Daha tırmanmak. Ben çok tırmandım. Çok. Kaçkanlar, maçkanlar, toroslar yurt dışında da yaptım. Bir keresinde hiç orayı zirve göremedim ama o şeye kadar geldik. İkinci station'a kadar geldik. K2. K2. Tabii bir arkadaşım tırmandı, zirve gördü ama. Neyse önce biz yerel, ülkemizdeki zirvelere çıkacağız. Seninle kaçkanlardan başlarız. Ya da Davraz'dan başlarız. Fark etmez. K2 yazıyorum onu. K2 nihai amacımız olarak. Beraber tırmanacağız. Bayrağımızı asacağız. Alsancağı asacağız yukarı. Tepe. Buraya Nasuh Mahluki bile tırmanmadı. Biz tırmanacağız. Evet. Beş. Beş. Vallahi çok şey yapmak istiyorum. Aklıma gelmiyor ya. Hepsini yapacağız. Beş. İllegal bir şey olmaz. Olsun. Olsun. İllegal olmaz. Ben tövbe. Nasıl? Ne yapacağız? Banka mı soyacağız? Yok. Sürat yapacağız. Sürat. Ha. Sen hakikaten babanın oğlusun. Yalnız o sürat trafiğe kapalı bir alanda yaparız. Tamam mı? Ben yanında olurum. Bir de bunu kimse anana söylemeyeceğim. Songül ablana kat daha söylemeyeceğim. Sen benim sana kıyamaz ama benim canımı okur. Sevmiyor sürat yapmamı. Birçok şey mi benim huylarımı sevmiyor ama beni seviyor. Evet. Ben çok seviyorum. Ben de onu seviyorum. Seni de çok seviyorum. İnşallah biz de bir gün gizemli sizin gibi oluruz baba. Olacaksınız. Bize mi iyi kız, akıllı kız? Aslanım benim. Evet, bugün o maddeler yeter. Altı. Hadi bakayım. Hiç ayrılmamak. Onu başa. Tutuklayın. Savcıya haber verip olay yeri inceleme gelsin. Sağlıkçılar beklesin. Eks olmuş. Zat, oğlum. Biz hep yanındasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes gördü zaten. Nefsi müdafaa bu. Çıkacaksın, gene oturacağız. Sofralarımıza gene birlikte olacağız inşallah. Kısmet Hanım. Bazı hikayeler böyle istediğin gibi bitmiyor işte. Bir dakika. Abi. Bizim hikayemiz daha yeni başlıyor. Sen hep içinde olacaksın. Tüm yaşadıklarımızda, yaşayacaklarımızda. Çık.
hakkında ilk gün böyle olmamalıydı. Olduğu kadar artık. Hem nereden bileceksin ki? Hem zaten yatağım serili içeride. Sade Hoca ile helalleşseydik iyiydi ama. Ben Netin'im. Şu yaşadığımız şu kadarcık saadet planı sayesinde biliyor musun? Tamam kardeşim hadi alın, alın tamam, alın. Bir dakika. Sarı. Kız sakın kaçırma. Nasıl olduysa seni çok seviyor. Merak etme abi. Tamir anneme her şeyi bana emanet, tamam? Sen kendine bu kızı anneme çok iyi bak da. Tamam. Gözün arkada kalmasın. Gidip biraz da senin için yatacağım. Tamam kardeşim götürün. İfadenizi alacağız. Bir yere ayrılmayın. Burada kalın. Tamam memur. Sadi, Mert'e bir şey mi oldu? Yok, yok. Sakin. Hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Herkes gayet iyi. Biz Mert'le baba oğul olmanın tadını çıkaracağız biraz. Kaybettiğimiz günleri telafi etmeye bakacağız. Bugünlerde evden daha sık kalabilirim eğer izin verirsen. Tabii ki. Ne zaman istersen o senin de olur. Çok teşekkür ederim. Bir de ben sana bir şey söylemek istiyorum. Beni yanıltmadın. Eğer bana bir şey olursa gözüm arkada kalmayacak. Sağ ol. Estağfurullah Derya. Ben babasıyım Mert. Burada teşekkür edilmesi gereken biri varsa o da sensin. Ben buraya aslında bir konuyu netleştirmeye geldim. Belki Mert'le yani bütün bu olay sende başka bir duygu uyandırmış olabilir. Anlamadım. Yani geçen gece attığın mesajdan bahsediyorum. Hangi mesaj? Ben mesaj falan atmadım. Songül gönlü nasıl atmadın? Songül niye yalan söylesin ki? Ben Songül yalan söyledi demiyorum. Ama ben yalan söylemiyorum. Tabii insanın bir kez adı çıkmaya görsün değil mi? Şimdi ben seni nasıl inandıracağım bilemiyorum ama benim o mesajdan haberim yok. Lütfen söyler misin neymiş? Bunu söylemek de saçma da işte. Aramızda uyanmış olabilir, aşkımız, geçmiş zaman işte oğlumuz falan filan. Böyle bir mesaj yani. Neyse. Ben böyle bir mesaj atmadım. Gerçekten doğru söylüyorum, ben böyle bir mesaj yazmadım. Tamam, öyle diyorsan. Neyse, benim kalkmam lazım. Bunu sonra hallederiz, konuşuruz. Kolay gelsin. Tosluyu al.
Vallahi araban gayet sağlam abi. Herhangi bir eksiği gidi yok. Fazlası bile var. Canavar gibi. Her şeyi kontrol, şey bakımını yaptın mı? Hepsini kontrol ettik abi. Rahatça yola çıkabilirsiniz. Evladımız binecek sonuçta. Rahat olan. Eyvallah. Eline sağlık. Aslanım benim oğlum. Ne yapıyorsun? İyiyim babam, sen? İyiyim işte. Şeyi sıktık, arabayı sıktık. Sonuçta trafiğe çıkacağız. Sürat yapacağız. Mis. Bugün mü yapacağız? Niye, işin mi var? Yok babam, olur mu öyle şey? Ben seni bekliyorum ya. Sürat yapacağız ya. Tamam işte, ben seni, be işim bitsin. Seni muhtarlar köşeden alırım, muhtarlığın oradan. Nerede süreceğiz? Trafiğe kapalı bir mekik. Ben hallettim onları. Tamam, bekliyorum seni, öpüyorum. Tamam aslanım benim. Hadi, arayacağım ben. Canım oğlum benim. Ya bu Senas gelince sana kara da ölüm yok sarı payaslı. Sayın savcım. Ara Sadi, müsait misin? Buyurun buyurun, sizi için her zaman. Estağfurullah. Bu Ankara Servet'in adamları hakkında bayağı sıkıştırıyor. Ben de diyorum ki acaba bir araya gelip de bir plan mı yapsak? Tabii. Nasılsa. Yalnız sayın savcım, Songül ara ara bu yörüyü kafaya takıyor. Bak gene aynı şeyler olmazsa rica ediyorum sizden. Ha, yok yok, öyle gizli saklı bir şey olmayacak. Biz bir baş başa oturup da bir plan yapalım, ondan sonra çocuklara bahsederiz. Tamam, tamam. Peki nerede, ne zaman? Belgrad Ormanı, Şifalı Çeşme. Ama benim birkaç tane işim var. Benim kıza da bir tane hediye alacağım. Ondan sonra bir de trafik dersek 2 saat orada olurum. Ha. Bir işi mi vardı? Yok, şey, peki bizim kaç, ne kadar sürede işimiz biter, yanlış anlamayın. Yok ya, 15-20 dakika konuşsak yeterli olur. Tamam, tamam. O zaman ya hallet, ben geliyorum. Tamam, tamam. Ha Sadi, bu arada etrafta çevirme çok var. Bilgin olsun. Tamam, anladım mesajı. Şey, boş geleceğim, tamam. Benimki yanımda zaten. Tamam, eyvallah. Eyvallah, sen sabır. Görüşürüz Sadi. Ya çocuk da heves etti. Yetişirim ben ya, yetişirim. Hazır mı her şey, tamam mı? Evet, tamam. Hadi Allah razı olsun. Ara. Tamam. İbanat şey yaparız. Tamam, hallederiz. Eyvallah. Güzel. Şey yap, ben şurada elektriği yatıracağım. 10 dakikaya buradayım. Zahmet abi işte, buradayız. Buradayız. İşte beklediğim fırsat Selim. Planı yürürlüğe koyuyoruz. Herkes hazır olsun. Operasyonun adı bir taslı iki kuş. İkisini de temizliyoruz yani. Dur bakalım. Aklıma daha başka bir şey geldi. Bakarız. Güzel değil. O zaman bir sorun yok diyorsunuz. Daha yolun başındayız. Ama şimdilik her şey yolunda. Siz beslenmenize dikkat edin. En önemlisi o. Yok, o konuda hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum zaten, merak etmeyin. Şeyi soracağım size. Bu cinsiyet ne kadar da belli olacak peki? Bunu söylemek için henüz erken. En azından 10 ya da 11 hafta kadar sabretmeniz lazım. Tamam. Yani ben sabrederim de evdeki babası ay mavileri pembeleri hepsini doldurur şimdiden. Babamız biraz sabırsız galiba. Biraz mı? Kocaman sabırsız. Neyse, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkürler size de. Bak, gördün mü, her şey yolundaymış. İnşallah baban onsuz kontrole geldik diye kızmaz. Aman kızsın canım, gelseymiş. En azından Meltem'e haddini bildirmemde yardımcı olurdu, değil mi? Güzel kızım ya da oğlum. Şimdi göreceklerinizi içeride sakın denemeyin. Ama her türlü hayvanın yaptılar galiba. Meltem, sen ne yaptığını sanıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Songülcüm hoş geldin. Hayırdır, ne yapmışım? Meltemcim, oldu o zaman. Ben içerideyim, görüşürüz. Tamam. Anlamazlıktan mı geliyorsun bir de? Ben bir şeyi anlamazlıktan gelmiyorum da sen selamsızdan geliyorsun herhalde. Bandon nerede kız? Sıkıldın, topuklarına mı sıktın? Anlamazlıktan gelip bir de pişkin pişkin şaka mı yapıyorsun Meltem? Vallahi ben bir şeyi anlamazlıktan gelmiyorum. Neden bahsettiğini de anlamıyorum. Ama sen söylemeden belli ki gitmeyeceksin. O yüzden bir çırpıda söylersen. Zira mesaimden yiyorsun şu an benim. Mesaimden yiyorum. Belki de bir hastanın hayatını kurtarıyorumdur.
Sen bana kötü hemşire mi diyorsun ya? Sen kendine hemşire mi diyorsun ya? Evet. Hemşire dediğin insanların hayatlarını kurtarmaz mı Mertem? Evet, kurtarır. Hı. Hemşire dediğin insanların evlerine saçma sapan hediye mi yollar Mertem? Ne hediyesi ya? Ne hediyesi? Bak şimdi beni iyi dinle. Belki yaveri kandırmış olabilirsin ama ben bu cici kız numaralarını yutmam Meltem. Yaptığın şey çok büyük saygısızlık. Bizim evliliğimizin renklenmesi için ne böyle bir fıstığa ne de bunu giyecek bir fıstığa ihtiyacımız var. Anladın mı? Çünkü bizim evliliğimiz yeterince renkli. Bu da sana kalsın, belki kullanırsın. Bu kadın deli. Lan malulen emekli olması gereken kadın geldi bana görümce oldu ya. Ben sana niye hediye alayım abi? Ne hediyesi alacağım ben sana? Ne bu? Çok sevgili görümcem Songül'e. Bunu giyecek olan fıstığın evliliğinize renk katması dileğimle gelinim Meltem. Bu ne ya? Bu ne be? Bu ne be? Ben sana almadım böyle bir şey. Ben sana almam böyle bir şey. Niye alayım ben sana böyle bir şey? Kim gönderdi bunu ya? Kim Yaver. Yaver. Yaver karıştırmış. Olma bunu Yaver. Kadın içimden geçti ya. Haklı. Yaver. Derya. Çıkmış mı? Çıkmış. Buyursun. Ama merak etme. Mert için eninde sonunda bir donör bulunur. İnşallah. Kıvancığım, bizim aramızda ne yaşanmış olursa olsun bu yaptığın iyilik için çok teşekkür ederim. Derya, ben doktorum. Yani ihtiyacı olan kişi düşmanım bile olsa yardım ederdim. Yine de teşekkür ederim. Sağ ol. Derya, çok üzgünüm. Aramızda olanlar için. Öfkem ve üzüntümü saklıyor sadece. Ama aramızdaki bu yalandan mutlu olamazdık zaten. Ama benim sana sevgim gerçekti. Derya bak, vallahi cinlerim tepemde 3'e 5 maç yapıyor. Giderim şimdi Songül'den çıkarırım ıncımı. Niye iftira atıyor bu kadın sana? Niye iftira atıyor? Sen mesajı atmadım diyorsun. Sadece ağam sana niye inanmıyor? Ne? Ama ne ağası kız? Ne ağası be? Bak vallahi şimdi ben gidiyorum Songül'e. Saçını başını yolacağım şimdi onu. Otur. Ya otursana. Allah Allah. Sadece zaten bana inanmıyor. Bilmiyorum ne yapacağım inandırmak için. Kim atabilir abi benim telefonumdan mesaj? Kim? Ya ne bileyim ya. Vallahi bir ton derdimiz var. Bir de şimdi bunu düşüneceğiz ha. Telefon boynumuzda yaşayalım. Oğlum tuvalete de telefonla gidelim. Telefonla yaşayalım biz ya. Kalsın böyle buramızda. Ay Derya. Ay vallahi bana bir haller geldi. Ne oldu? Ya bir gülüyorum. Bir ağlıyorum. Hiç kafam yerinde değil ya. Üf. Ay kafam karma karışık, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben sana bir papatya çayı falan yapayım, ister misin? Ay yap. Şey, Mert hiç aradı mı? Ha? Yok, aramadı, bak telefonun orada. Kuzu gibi duruyor deminden beri. Ay. Asuman. Asuman yaptı. Asuman mı attı mesajı? Başka kim olabilir? Kesin o yaptı. Kesin. Ben gidiyorum. Ya, ben de geliyorum. Hayır. Ben de yolacağım. Ben geliyorum. Bana yolacağım şimdi Asuman'ı ben. Otur, sonra yollarsın. Otur. Ben bugün yolacağım birini. Vallahi yolacağım bugün birini. Lan ya, Yaver. Seni yolacağım Yaver. Ne yolacağım?
Bu nasıl geliş ya? Bu hiç hayra alamet değil ya. Asuman! Ay ne? Asuman! Ferferiklendim. Ha? Ne? Asuman sen bunu bana nasıl yaparsın? Ne? Ya bak anlamazlıktan gelme. Benim telefonumdan Sadiye nasıl mesaj yollarsın? Ya beni düşürdüğün durum farkında mısın sen? Karısı görmüş, Songül görmüş. Ya nasıl yaparsın bunu bana? Ne zaman yaptın? Ne ara yaptın? Bana söyle, çabuk söyle. Tabii bir dakika ben biliyorum. Şuradaydı değil mi benim telefonum? Ben banyodayken yaptın. Biliyorum, gördüm ya benim telefonumu bir daha sakın elleme. Bir dakika. Sen niye böyle bayraklandın bana? Anlamadım ki. Bir dakika. Bayrağı indir. Niçin yaptım ben? Senin ve yeğenimin geleceği için yaptım. O Sadin için bu mahalleye geldi zannediyorsun. Nabız yokluyor, nabız. Ya sen bu adamdan çocuk yaptın, tek başına büyüttün. Aslan gibi bir çocuğunuz var. Sadi senin hakkın der ya. Anladın mı? Ben senin mutluluğun için yaptım bunu ya. Ya sen bir kere bana sorsana Sadi'yi istiyor muyum diye. Niye benim fikrimi sormuyorsun? Ayrıca ben istesem şu an her şey bambaşka olurdu. Bir daha benim hayatıma sakın karışmayacaksın, sakın. Ne halin varsa gör. Allah Allah, karışmıyorum. Karışma. Alo. İyi günler memur bey. İhbarda bulunacaktım. Belgrad ormanında silah sesleri duyduk. Ya etraftakiler mafya hesaplaşması olabilir diyorlar ama bilmiyorum. Birilerini gönderin isterseniz. Ne demek efendim, rica ederim, vatandaşlık görevimiz. Tabii. Hadi bakalım. Payası gelmeden bastırıcının havalesini yapalım. Efendim karıcığım. Kısa bir görüşmem var, ondan sonra geleceğim. Aldım tabii, unutur muyum? Merak etme. Sen bir şey istiyor musun? Tamam. Seni seviyorum. Kızımı da öp benim için. Ben gelene kadar onunla idare etsin. Tamam canım. Bay bay. Onu biz alırız başsavcım. Sen de yük yapmasın şimdi. İn aşağı. Yavaşça. Ne istiyorsunuz? Servet Bey'in selamını getirdik başsavcı. Bana bakın, yol yakınken bundan vazgeçin. Bir başsavcıyı öldürmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz ölene kadar hapislerde çürürsünüz. Biliyoruz başsavcım, çok iyi biliyoruz. Ama merak etme, seni öldüren biz olmayacağız. Yani polislerin nazarında öyle olmayacak en azından. Hepinizin kökünü kurutacaklar, biliyor musun? Hepiniz.
Unutursun sanacım, kurutursun. Yavuz abi, geliyor. Hadi gidiyoruz. Ellerini başın üstüne koy. Sakin ol Aslan. Yastan araca. Melekçeyi ben arabaya aldım. Güvenlik şerit çekin. Ambulans haber verin hemen. Olay yeri incelemeyin. Geç abi. Geç. Hadi çabuk. Baba ya, hadi hadi hadi, neredesin ya? Ya sürat yapacağız diyorsun. Sürat yapacağız diyorsun, yavaş geliyorsun işte. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Efendim, çayın taşıyla taşın kuşunu vurduk. Hem de bu kez tek taşla kuş katliamı yaptık Servet Bey. Senden duymak istediğim bu işte. Kanlarında boğacağız onları. Öyle canlarını yakacağım ki bu coğrafya öğretmeni öleyim diye yalvaracak. Bunlar daha iyi günleri. Yaşadığı her şey onun kabusu olacak. Sonunu düşünüyorum da gözlerim yaşarıyor. Şu benim yufka yüreğim. Burada olup manzarayı görmenizi o kadar çok isterdim ki efendim. Ya keşke çekseydin onu kameraya. Biliyorsun dramatik sahneler benim çok hoşuma gider. Ne zaman geçecek kargo elime? Yarın kuş kafeste patron. Ona göre yapın hazırlıklarınızı. Tam vaktinde. Kuş için öyle güzel şeyler hazırladım ki burada kafestekiler merakla onu bekliyorlar. Beni burada görünce benden kaçmanın nafile olduğunu anlayacak. Ne demişler? Cehennemde ateş yoktur. Zebaniler bile cehennem ateşini servetten tedarik eder. Afiyet olsun. Sağ ol. Müzik
Abi. 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 Songül! Songül çağır bana. Songül! Aynen sakin kardeşim, sakin. Benim. Songül'ü sakinleştir. Gözünü seveyim Songül'ü sakinleştir. Anlatacağım. Abi. Saadet. Gel. Fazla yaptığımız yok. Gel otur. Sakin ol. Sakin. Önemli çözün değil. Lan kelepçelerini. Songül. Çöz. Çabuk kelepçeyi çöz. Songül. Önemli değil. Gel Songül. Vaktimiz yok. Sakin ol. Şimdi beni çok iyi dinle. Tamam mı? Çok iyi dinle. Öfkeliyim. Kızgınım. Kızgınız. Üzgünüz. Biri bana tuzak kurdu. Tamam mı? Ben buraya vardığımda başladım çoktan vurulmuştu. Adamlara ateş ettim. Büyük ihtimalle Servet'in adamları. Büyük ihtimalle. Arkalarından ateş ettim. Başsavcımın silahıyla. Ki bu da tam yapmamı istedikleri şeydi. Tamam mı? Sakin ol kardeşim. Beni dinle. Ben de ol. Beni dinle. Benim gerçek kimliğimi bir tek rahmetli biliyordu. İstanbul'da. Ankara'da da 3 ya da 4 kişi. Ankara'nın gözünde sen kocası cinayet işlemiş bir komisersin. Tamam mı? Büyük ihtimalle seni bu vakadan uzak tutarlar. Ama daha da kötüsü var. Beni dinle Songül. Daha da kötüsü bu kansızlar eğer bu cinayet yetmediyse bir cinayete daha teşebbüs ederler. Anladın beni? O yüzden kendine çok iyi bakacaksın. Kendine ve kızıma. Tamam? Tamam mı Songül? Tamam mı güzel kardeşim? Halledeceğiz. Tamam?